Çiçek ile birlikteyiz. Her Salı olduğu gibi, Independent Türkçe Genel Yayın Yönetmeni Nevzat Çiçek ve Araştırmacı Yazar Erol Mütercimlerle birlikteyiz. Hocam, hoş geldiniz. Efendim, Şimdi hoş bak. buldum. Sağlığınız. <laughs> <olunuz. gülüyor> ya yani bunları söylemesen olmuyor mu kısmını atlıyor muyuz bu hafta? <gülüyor> <gülüyor> Yorgunum onun için. Yorgunsunuz atlıyoruz. peki. Harika. Hoş geldin Nevzat. İkimiz hoş de aynı yerden şey söyleyeyim geldik çünkü. Yani e, ya, sen olmasan gelmezdik hayır, diyorsunuz. Şöyle, evet, <laughs> aynen, evet. Yayında hani düşer müşersek seyirci sağlık sorunu algılamadın sadece uykusuzluk. Hı -hı. Gerçekten uykusuzluk yani, şeyi söyleyeyim. Sorunu, söyleyeyim Bo, ben Bosna'dan geldim. Nevzat da Bosna'dan geldi ama iki farklı şey ay, ama ayrı uçaklara bindik. Ya, öyle mi? O, ay, ayrı ayrı organizasyonlar. Şöyle, yani <laughs> uçak düşmesin diye ayrı ayrı gittik. Yani biliyorsunuz devlet başkanlarını, <laughs> önemli şahsiyetler hani uçağa bindirmiyorlar. Tabii korusun <laughs> koşuştur <laughs> birden şeye ben senede bir iki kere yani bazı gruplar işte olur. Onlara orada tarih kültür danışmanlığı yapıyorum. Osmanlı'nın ayak izleri. Şimdi bir iki şey anlatacağım. Bosna ile ilgili Türkiye ile karşılaştırdığım zaman Türkiye adına çok üzülüyorum ve yine çok üzüldüm her zamanki gibi. Bosna Şimdi gördüm, Bosna düşününce Bosna benim favori ülkem. Yani evet. bir ülkeye iltica etmem gerekirse Bosna'ya iltica evet, ederim. Ooo. Çok güzel bir ülke bu Bosna. Gerçekten güzel. Yeşil Bosna yeşil. çok insanı çok güzel ülke, çok dindarlığı güzel dindarlığı güzel, yeşili güzel, ülkesi güzel, tarihi güzel. Evet, evet aynen. yani dindarlığın meselesi gerçekten çağdaş dindarlık anlayışı diyorsunuz ya, işte orada onu yaşıyor ve görüyorsunuz. Ama benim söyleyeceğim husus başka iki tane önemli nokta var. Onlardan birisi şu. Düşünün. Bu Bosna tarihini söylemiyorum orada çektiği çileleri ama 90'dan sonra düşünün başına gelenleri. Yüzbinlerce insanı öldü, yıkıldı, yandı. Bugün şöyle baktığınız zaman Bosna'ya insanların mutlu olduğunu görüyorsunuz. Benim için daha ilginç ne biliyor musunuz? İki Bosna KM'i veriyorsun, bir euro alıyorsun. Şimdi, şimdi bir de Türkiye'ye bak. 38 Türk lirası veriyorsun, bir euro alıyorsun. Bu çok acı bir şey. Bu bir, iki. Ama orada da olumsuz bir husus var. Cumartesi seçim vardı, genel seçim. Bu Dayton Anlaşması sonrası öyle bir sistem kurdu ki buraya Batı, öyle bir sistem kurdu ki Lübnan'dan beter. Hmm. Neden biliyor hmm. musun? Hayret edeceksin. 3 cumhurbaşkanı var. 8 ay arayla dönüşümlü geliyorlar biliyor musun? Hırvat, Sırp, Boşnak. Şimdi bunu ülkeyi nasıl yönetirsin? Daha garibi şu. İşte 3 milyona yakın nüfusu var. 2000 milletvekili var. 2000 ve ortalama aylıklarını 1500 1500 euro diye düşününüz. Şimdi bu para nereden geliyor? Ben çok sordum. Kendileri de cevap veremiyor. Para nereden geliyor? Bu nasıl karşılanabiliyor? Ne olabiliyor? Fakat son tahlilde baktığınız zaman ülke çok güzel, insanlar mutlu. Ve Ama yönetim şeydi. yönetimi böyle garip bir hale sokmuşlar. Kaotik. Lübnan olur diye de gerçekten ödüm kopuyor. İpek şöyle ben de e, Acet'in Tuzla Hatta Çalış var Ulaştırma Bakanı ile gittim. Hocamın söylediğini söyleyeyim. Yani biz Balkanlar hep söylüyoruz ya orası gerçekten bir barut fıçısı diye. E, çok güzel bir şey söylediler. Burada savaşa Kararı Boşnaklar, Sırplar, Hırvatlar vermez. Burada savaşa kararı Ruslar, Amerikalar ve Almanlar verirler. Aynen öyle. Doğru. Biz Almanların çok ciddi bir etkisi var ama bu yerel seçimde tabi e, orada Aliyanoğlu'nun olduğu parti biraz toparlama sürecine girmiş. 8 belediye farklı kazanmış ama sorun e, hocamın bahsettiği şekilde Avrupa Birliği şöyle bir şey yapıyor onu anlata, belki bugün konuşmak lazım. Diyor ki gençleriniz gelsin Hı -hı. Ben e, size Hı -hı. bir şekilde hani vize tarzı değil de bir kolaylık sağlayayım. E, nedeni şuymuş ben bilmiyordum bunu. Bosna'da gençlerin çoğu mühendislik okumak istermiş. Nereden Hı -hı. geliyor bilmiyorum. Fakat Avrupalılar da onları alarak iş gücüne yani şöyle söylüyor bu boşnaklar özellikle. Ya bizim gençler aslında burada mühendislik okuyup yüksek lisans vesaire yapacakken yaşam şartlarından dolayı Avrupalılar onlara kafa açıyor. Okul mokulu bırakıyorlar. 500 bin gençleri evet, çalışmada... e, ve şeye gidiyorlar. Daha çok böyle ara Hı. eleman istihdam şeyine. Yani bunu bir kötü bir politika olduğunu söylüyorlar. Bunu önünde duramıyor diyor şeyler, boşnaklar falan. E, enteresan. Yani evet. Ayşe yani, Kulin'in Sevda Linkası'nı okumuş muydun? Okumaz mıyım? Ne kadar güzel. Ayşe hayranıyım ben. Kitap da çok güzeldir. Çok güzel. Ülke söylüyorum. Ülke çok Gündüz güzel. Gündüz yani. Vazaf'ın da e, çok e, ya. güzel bir e, kitabı Hı. vardır. E, evet. evet şimdi Bir de özür Mostar çok ciddi bir sen ya. şey yaşadı. evet, anlat tabii. Evet, e, Mostar. Tabi evet. Şu andaki Gerçekmiş ölü olsun. sayısı evet. 22 olarak açıklandı ama ben orasını o gördükten sonra çünkü canlı olarak işte orada ve gidemedik. Biliyor musun? Yol inanılmaz. Camilerin bile evlerin Üçüncü kata kadar almış camilerin yarılarına çamur yığılmış. Korkarım ki orada yüzün üstünde muhtemeldir ki o çamurun altından ölü çıkacak. Sık. Ama Türkiye ilk defa üç kurumuyla birden yardıma geldi. O da beni yani sevindirdi. Bak ya hoca bu kısmı sevindim. Bak, bu kısmı fakat fakatsız görüyorsun işte objektiflik yani. Ne güzel. Sevindim. Şimdi e, biraz son Sen dakika, sevindim, evet. e, son dakika bilgisinden hareketle isterseniz e, gidelim. E, o da az önce e, Nevzat muhtemelen detayları da biliyordur. İran resmi İran. haber ajansı İsrail Şam'da İran büyük geçişli saldırı düzenledi. Suriye Devlet haber ajansı verdi haberi. Hı -hı. E, yine İsrail başkent Şam'da bir konutu vurdu diyor. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 7 kişi öldü, 11 kişi de yaralandı e, bilgisini veriyor Suriye Devlet Haber Ajansı. Ne oluyor Nezat? Vallahi aslında olan hiçbir şey yok. Sürekli İsrail'in yaptığı olan şeyler devam ediyor. Burada İsrail Suriye'de özellikle Devrim Komuta Devrim Muhafızları Hizbullah'ın toplantıların istihbaratını çok ciddi alıyor ve bu istihbarat neticesinde de bu binaları vuruyor. Daha önce burada Meze bölgesinde bir binayı vurdu. Bu da zaten hemen Büyükelçinin yakınındaki bina. Ee, iddia sadece iddia söyleyeyim. Önce İran Dışişleri Bakanlığı'nın binada olduğu bilgisi paylaşıldı. Sonra İran Dışişleri yetkilileri dediler, "Hayır, Büyükelçi Tahran'da ve sonrasında da yarın Riyad'a gideceğini ifade ettiler ki parantez açayım ben merak ediyorum. Yani Riyad'a giderken kaç uçak koruyacak onu veya tek mi gidecek? E, çünkü İran devlet başkanı giderken 3 savaş uçağı korumuştu onu. Hmm. Yani Katar'a giderken 3 hmm. savaş uçağı e, korumuştu onu. Fakat tabii bu dışişleri bakanı şöyle bir özelliği var. Lübnan'a biliyorsunuz gitti. Lübnan'a indi uçağı. İranlılar şehit dışişleri bakanı olarak bakıyorlardı ona. Yani İsrail ben indirmem diyordu ve her şekilde İsrail müdahale edebilir mi? Savaş uçağını düşürebilir mi vesaire yaklaşımları vardı. İddia o ki ee, İslami Cihat Genel Sekreteri Ziyad Nahalli ile Devrim Hafızları Ordusu'nun Kudüs Gücü Komutan Yardımcısı evet. Muhammed Rıza Felesade'nin öldürüldüğü ile evet. ilgili ama bu konu resmi olarak teyit edilmiş değil. İpek aslında biz Lübnan'ı konuşuyoruz ama yavaş yavaş Suriye'yi konuşmaya başlayacağız. Ee, ben ısrarla hep söylüyorum. İsrail'in şu an hedefi İran'dan başlayarak Irak, Suriye ve Lübnan'a gelen bu direniş hattının lojistiğini kesmek. Yani dolayısıyla sadece Hizbullah'la mücadele etmesi onun açısından yetmiyor. Diyor ki yani ben bunun eğer lojisini kesebilirsem e, belli bir süre sonra burada e, silahla e, savaşabilirim. Fakat e, geçen bize Faik Bulut çok güzel bir yazı ve anlatı e, yaptı. Dedi ki aslında bu tarihte Tukudides hı hı. tuzağı diye bilinen tuzağın ta kendisi. E, o tuzağın özelliği şu yani bir egemen güç var karşısına başlat bir güçe doğru giden bir güç var. Ve savaş çok uzun süre e, devam ediyor. Sonrasında da aslında bir taraf kazanmış gibi gözükse de iki taraf da kaybetmiş gibi gözüküyor. Çünkü çok uzun sürüyor. Şimdi burada İsrail büyük ihtimalle Lübnan üzerinde artık hedef net. Yani şu ana kadar tampon bölge falan diyordu. Git gide git gide git gide hedeflerini büyütmeye başladı. İşgale doğru gider mi? Benim son analizim şu. Dahiye'yi Lübnan'ın gazetesi yapar. Yani eğer bir manşet atılacaksa Lübnan'ın gazetesi dahiye olacak. Çünkü ısrarla orayı vuruyor. Ağırlık merkezi olarak orayı vuruyor. E, çünkü Hristiyanların bölgesi hmm, dürüst. ve diğer yerlerde e, onlar da Hizbullah mensuplarını bırakmıyorlar gelsinler. Ve dolayısıyla şimdi orada o dahiyeyi sürekli vuruyor 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 ve dikkat ederseniz tipik Gazze görüntülerine e, ulaşıyoruz. Vurma sebebi de çok ağır vuruyor. Yani mesela orada gazeteci arkadaşlar var. Ben bazen konuştuğumda arkadan o hakikaten korkunç sesler. Yani ona alışmak bambaşka bir mesele. Yani anlaşılır mı ona da bilmiyorum. Cumhur diye bir sesler, bombalamalar falan. Orayı sürekli vuruyor. Çünkü iki şeyi yapıyor aslında. Orayı vururken bir şekilde Lübnan'ın diğer taraflarına dokunmayıp diğer taraflara mesaj veriyor. Yani ben esas olarak hedef olarak Hizbullah'ı aldım. Şu an size dokunmuyorum. Yarın dokunur muyum sorusunun cevabı bence genişleme sürecine Lübnan'daki aktörlerin durumuna bağlı. Fakat burada enteresan olan şey şu. Fransa'nın tavrı. Fransa, Macron, Fransa evet. İsrail'in Dübdan'daki genişleme projesini gördüğü için ve biliyorsunuz Fransa'da Dübdan'da Hami odur. Marunel'in lideri şeyi de odur, Hamisi de odur. Bütün bu taksimatı yapan da odur. Bugünkü sistemi kuran da odur. Onlar çok sert bir açıklama yaptılar. Netanyahu da onun karşılığında çok sert bir açıklama yaptı. Çünkü Macron dedi ki silah sevkiyatını durduralım. E tabi sen Gazze'ye silah sevkiyatını durdurmadın ama şu ana kadar Lübnan'a gelince silah sevkiyatı durdurulmuyor Dur, diyorsun. diyorsun. O olmuyor. Tahminim genişleyecek. Öyle gözüküyor. Şimdi burada beklenti şu. Belki birazdan veririm ben onların. Yani ilk yazdığım için hani Hı. gazeteci olarak o hakkımı alayım. İran'ın ve Lübnan'ın şey İsrail'in hedef listesi çıktı. Hı. Yani İsrail nereleri vurabilir? İran nereleri vurabilir? Ben bunu uzmanlara sorduğumda hocam daha iyi bilir bunu. Yani bir savaşın psikolojik kısmı da var. Diyor ki yani sen beni vurursan Sendeki hedefler şundu, bendeki hedefler de bunlar. Fakat çok ilginç. Hedefleri noktasına kadar, şehrine kadar, hangi üstte ne var ona kadar yazmışlar iki tarafta. Burada anlaşılan o ki, şimdi İsrail bir misilleme yapmak istiyor. Amerika Birleşik Devletleri, Hizbullah'la uğraş, misilleme hakkını sonra kullan diyor. Netanyahu seçimlerde eğer Trump olmazsa acaba önümü kesebilirler mi? Kaygısı var, bir de iş siyaset kaygısı var. O da fırsat bu fırsat ben bir şekilde devam edeyim diyor. Savunma Bakanı ABD'ye gidecekti. Ona izin vermedim. Bu akşam bekle dedi. Ben işlerimi bitireyim. Ondan sonra sen gidersin dedi. O da ilginç çünkü. Ve ben anladığım kadarıyla yani bu dahi sürekli bombalayacak. Genişleme projesine devam edecek. Fakat burada Suriye'ye ayrı parantez açmak istiyor iki sebeple. Birincisi Suriye'de şu an bir hareketlilik var. O hareketliliğin Suriye'ye yansımasına bakmak lazım. Hem Sur Suriye rejimi hem muhalifler ciddi anlamda hareketlenmeye başladılar. Yani orada bir çatışma ihtimali çok yüksek. Şöyle bu durumda bir çatışma olsa kim kazanır o da ayrı bir sorun. İkincisi Lübnan'dan sonra Suriye'ye doğru yöneldiğinde bölgesel savaş çıkmaz. Ama bu direniş hattı üzerinden bir savaş çıkma ihtimali ve buradan Irak'a sıçrama ihtimali karşımıza çıkabilir. O anlamda ben Türkiye-Suriye ilişkilerinin iyi bir noktada olması gerektiğini düşünüyorum şu an bir. İki, İlginç olan şey, geçen gün İran Cumhurbaşkanı gitti Körfez'e. Şimdi yarın Dışişleri Bakanı gidiyor. Gazeteci olarak şu soruyu sormak gerekiyor değil mi? Bu kadar niye gidiyorlar? Çünkü İran şunu istiyor. Her ne kadar e, Arap ülkeleri geçen gün resmi toplantı yaptılar, deklarasyonu yayınladılar. Dediler ki biz tarafsız kalacağız, hava üstlerimizi açmayacağız deseler bile anlaşılan o ki İran, bu noktada hala güven şeyinde değil ve tekrar Dışişleri Bakanı gidiyor. Bunu tekrar pekiştirmek istiyor. Yani kardeşim bakın bunu 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 falan yapmayın çünkü burada Ürdün'ün tavrı son derece önemli. Irak'ta e, ABD üstlerinden İran'dan gelecek olan füzelerini engelleme meselesi son derece önemli. Bahreyn'de, Riyad'da, Katar'da orada burada bulunan Amerikan üstlerinin kullanım meselesi son derece önemli. Ve dolayısıyla bunu istiyor ama bence esas mesele şu. Söylemedikleri kısmı benim aldığım kulis de o. Onlar her ne kadar üstel meselesini söyleseler de herhangi bir savaş olması durumunda ve İsrail saldırısı olması durumunda petrol piyasasını beraber elde tutalım meselesi. Yani İran e, hürmüzü kapatmakla tehdit ediyor. Hı hı. Dolayısıyla eğer de petrol kartını kullanırsa bu daha önce Paysal'da, Suudi Arabistan Kralı Paysal'da batıya karşı kullanılan bir koz gibi bölgenin bunu kullanabilme meselesi tartışılıyor. Suud bu anlamda eski Suud değil. Yani Çin'le olan ilişkileri, Rusya'yla olan ilişkileri eski Suud değil. Eğer böyle bir kartı İran ki benim aldığım şey o. Yani bu hmm. ön kısım ya bu üstleri kullanmayın. Bir şekilde tarafsız kalın. Ama arka plan herhangi bir şey olduğunda eğer bu enerji meselesini... ...ki Hürmüz Boğazı kapatıldığında bir şekilde enerji meselesi kesildiğinde... Bunu karşılama ihtimali çok yüksek değil dünyanın. Yani sürdürülebilir bir şey değil. Oradan bir baskılama unsuru var. İranlar bunu başarabilir mi? Önümüzdeki süreçlerde görmüş olacağız. E, i̇ki bir şey daha vardı. O da e, tabii biz bunları konuşurken İsrail ekonomisi. İsrail ekonomisiyle ilgili iki tane rapor yayınlandı. O raporlarda İsrail ekonomisinin küçülmesi e, ikincisi İsrail'de yapılan anketlerde %61.6'sının kendini güvende hissetmediği için. Hmm. Yani daha önce güvenli ülke, bütün Yahudiler için güvenli liman olacak olan İsrail'de şu andan itibaren ciddi bir kaçışın olduğu, ee, özellikle bu yüksek teknolojiye yatırım yapan şirketlerin geçen yıla göre %17.6 düştüğü ve bunun kaçtığı ile ilgili İsrail'de çok ciddi tartışmalar var. Sürdürülebilir bir şey mi? Ben çok sürdürülebilir görmüyorum ama savaşın uzun süre devam etme ihtimalini de şey yapmamak lazım. Bir yere koymak lazım. Çünkü Gazze başladığında biz çok uzun süre diyorduk, Devam ediyor. Lübnan'da da bu stratejinin devam etme meselesi yoğun. Fakat Lübnan'da böyle devam ederse Lübnan ne olacak sorusu ayrı bir tartışma. Peki oraya geleceğiz. Hocam bugün mesele iç siyasetinde konusuydu. Cumhurbaşkanı Erdoğan hep bir tehlikeye dikkat çekiyor. O da Türkiye'ye Türkiye karşı İsrail tehlikesi. E ee, bu, bunun sebeplerini anlatın dedi muhalefet. Bir kapalı oturum gerçekleştirildi ve o kapalı oturumdan sonra e, hatta arada e, Özgür Özel çıktı ve dedi ki Türkiye'nin endişelenmesini gerektirecek bir şey yok. Akşam programlarında söylenenin bir adım ötesine geçilmedi dedi. E, bekliyor muydunuz geçilmesini zaten? E, Türkiye risk altında mı? Hayır. Bir kere yani yan, yanıtımı bakın şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Stratejide ve uluslararası ilişkilerde hiçbir zaman çok net, çok keskin çizgilerle bir sonuç belirtilmez. Şöyle söylenir. Olabilir, yapılabilir, bu böyle değerlendirilebilir. Çünkü her devlet her an bir çılgınlık yapabilir. Tamam. Bunu aklımızın köşesinde tutalım. Şimdi Türkiye'de İsrail karşıtlı olduğu gibi nüfusun bir kısmında, İsrail'de de Türkiye'ye bir kısım nüfusun tabii ki karşıtlığı var. Fakat burada toplumdaki kişilerin, grupların karşıtlığı, öfkesi, kin, nefreti değil, devletlerin yani ve devleti yöneten aklın nasıl düşündüğü, nasıl bir strateji uygulayacağı hususudur. Şimdi ben Erdoğan'ın İsrail tehlikesi diye ifade ettiğini de sanmıyorum ki şunu söylemiştir. İsrail Türkiye'ye saldıracak. Sanmıyorum. Bak şimdi. Neden? O basit PYD PKK. Ha şimdi onu söyleyeceğim. Onu bahsediyor. söyleyeceğim. Şimdi bakın nasıl. başka Bakın şimdi. buradaki mesele şöyle bir şey. Şimdi İsrail bir güç analizi yapar, bir değerlendirme yapar. Türkiye bir güç analizi yapar. Şimdi Türkiye'nin güç analizi yaptığınızda yani artık her şey dünyada ortada. Hiç kimse hiçbir şey saklama şansına sahip değil. Şimdi İsrail şunu düşünür. Ben Türkiye'ye askeri anlamda söylüyorum. Herhangi biçimde bir saldırı yapabilir miyim? Saldırsam ne sonuç alırım? Güç analizi yaptığında şunu görür. Türkiye ile böyle bir şey yapma olasılığı evet yüzde bir biz her zaman söyleriz stratejide bir bazen 99'a galip gelir diye tamam kabul bunu yaparım ama bunun karşılığı ben bunu sürdüremem. Dolayısıyla şimdi Türkiye ile böyle bir savaş söz konusu değil. Ancak mesele başka problem başka bir yerde bak problem nerede? Şimdi Suriye üzerine konuşuyoruz değil mi bu Lübnan İsrail bu saldırı şimdi Suriye'de IŞİD, HTŞ, efendim PYD, YPG bir de Türkiye'nin hala desteklemeye devam ettiğini açık kaynakların yazdığı ÖSO. Evet. Bakın hala. Peki şimdi temel soru şu olmalı. Bunlar ne yapacak? Şimdi bu bir. İki, İsrail Türkiye ile ilgili ve ilişkili olarak kapalı kapalar ardında şunu tartışıyorsa eğer. Türkiye Hamas'a sempatiyle bakıyor. Türkiye Hizbullah'a sempatiyle bakıyor. Ve hatta işte destekliyor. Ve hatta yardım ediyor. Tamam. O zaman şöyle bir sonuç çıkar oradan. Biz de Türkiye'nin en rahatsız olduğu konu ne? PKK, PYD, YPG. Tamam. Biz de bunları destekleyelim. Hem politik bir destek koyalım arkalarına. Hem de biz bunların lojistik destek koyalım. Ardından <laughs> hemen şu düşünülebilir. Benim bu söylediğimin hemen ardından. İsrail bölgede savaş sürdürürken lojistiğini buna göre harcarken efendim bunları yapar mı? Ha. O zaman asıl gözden kaçırdığımız husus şudur. İsrail'in ardında ABD'nin yardımları olmamış olsa İsrail bu yaptığı harekatı, ve harekatları sürdürebilir mi? Hayır. Hayır. O zaman bu bölgeye yönelik olarak İsrail'in yapmış olduğu bütün bu askeri çıkışların ABD'nin tarafından nasıl değerlendirdiği planlandığı ve ABD'nin ne düşündüğü önemli. Yani tamam İsrail belirli bir yerlere işte gelir zaten tarihsel olarak burada hep konuşuluyor işte bu dahi konuşuluyor. Lübnan'ın üçte biri bu dahiye dediğiniz yer. İşte havaalanı dahil kontrol Şimdi burada başka Hizbullah bir bölgesi. Yaşa. Şimdi burada başka bir problem var. Artık herkes öğrendi. Kundaktaki bebek de öğrendi ki burada Lübnan'ın içerisinde Hizbullah bir devlet kurmuş. Yani devlet içinde bir devlet. Okullarıyla, hastanesiyle, güvenliğiyle, topladığı vergisiyle, uzun sözün kısası ve ordusuyla. O zaman Lübnan'ın içinde Hizbullah'a karşı grupların pozisyonu ve durumu ne? İsrail'in Hizbullah'a bu bölgeye bu kadar yoğun saldırısı, bu kadar ağır ölümlere yol açıyor. Peki Lübnan'ın içindeki öteki gruplar, halk, örneğin Hristiyanlar, efendim ne düşünüyor? Çünkü dahi benim baktım şöyle bir Lübnan'daki eski nüfus dağılımına, burada ciddi bir Hristiyan bölgesiymiş burası. Ama ne olmuş? Hizbullah girdikten sonra burada insanlar çekile 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 gelmiş Hizbullah buraya yerleşmiş. İsrail'in burada uygulamış olduğu bu strateji içeride Hizbullah'a karşı bir yeni muhalefet yaratıp şiddetli bir muhalefet ve hatta onların arkasına güç koyarak bir de Hizbullah'ı burada itibarsız zaten kılıyor şu anda. İran'ı kıldığı gibi itibarsız kılıyor ve en derinden etkilenebilecek şekilde etki hale getirmeye çalışıyor. Hizbullah'tan bugün gelen açıklama İsrail'le savaşmak istiyoruz şey bir şey söyleyeyim mi? Özür hocam. Yani eğer İsrail kara harekatı meselesiyle yani havadaki bombardımanı bitirip karadan Hizbullah'la savaşmaya başlarsa İsrail'in birçok şeyini bozabilir çünkü e, gelinler meselesinde İsrail onu yapmaz. Evet. 2006'dan çok yo, çok ağır bir ders aldı. Ama bir şekilde aldı. girmesi lazım. Eğer şöyle bir şey Hı. unutma Nevzat, İlhak niyeti varsa bunu yapacak. İşgal niyeti varsa yapmaz. Bunu ikisi farklı şey. Şimdi ben de dikkat edin televizyonlarda konuşuyorlar doğal olarak yani. Hani sivil kafa bunun ikisinin arasındaki farkı çok ayırt edemiyor onun için. Söyleyin isterseniz. Efendim bakın şimdi işgal, işgal şu. Hava harekatı yaparsınız belirli bir derinliğe kadar girersiniz sonra çekilirsiniz. İlhak ise girersiniz o derinlikleri belirler ve bir daha oradan çıkmazsınız. Ve sonra siz onu sınırlarınıza dahil edersiniz. Bu kolay bir şey midir bu çok zor bir şey? Hiç kuşkusuz ki İsrail'in kurmayları da bunu düşünüyor. ABD'nin kurmayları da bunu düşünüyor. Bu dikkat edin bak Fransa bir tavır koymaya çalışıyor. Fransa şunu biliyor. Ben aslında burada politik kavgayı ABD ile yapıyorum. Bakın Londra'nın sessizliği çok tuhaf. Ne anlama geliyor? Çok daha söyleyeyim. Çünkü Orta Doğu'daki bütün politikaların belirlenmesi, haritanın çizilmesinde, haritaların daha doğrusu çiz, Hep İngiltere çok etkiliydi. Ve Anglo-Sakson dış politikası hala çok etkili. Sessiz değil aslında. Gazze'deki evet. süreci destekliyor. Ama Lübnan'la destek... ilgili sessiz. Yaşa. Bak şimdi bu, bu çok enteresan bir şey. Orada doğrudan... Çünkü kıta Avrupa'sında biliyorsun... Almanya-Fransa çekişmesi, tarihsel derin çekişme... E, Avrupa egemenliği için İngiltere'nin çekişmesi. Üçünün arasında çok ciddi bir çekişme var. Orada çok net biliyor Londra şunu. Buradaki politik çekişme, kavga, güç gösterisi ABD ile Fransa arasında. Platform olarak seçtikleri yer orası. Hani Güney, güney Asya sözü vardır ya. Filler tepişir ayaklarının altında çimenler ezilir. İşte buradaki husus aynen o. Yani Ukrayna'da nasıl savaş ABD ile Rusya arasındaysa daha birinci gün bunu ifade ettik ve işte bitmiyor bir türlü ve bitmeyecek dedik. Ve Suriye, ben kendi cümlemi söyleyeyim Meltem TV'de Selim kotilin programında konuktum. Mesele çıktığında dedim ki Suriye meselesi en az 30 yıl sürecek. En az 30 yıl. Çünkü belli, başlattıkları nokta belli. İşte demin Nevzat'ın söylediği petrol meselesi şimdi o varken, peki bütün bunlar niye yapılıyor sorusu çok Can yakıcı bir soru. Onu Biliyorlar ki ya bunu sen sürdürürsen petrol fiyatları piyasa ne olacak? Endüstriler ne olacak? Petrol derken bir ee, şey söyleyeyim hocam. İbrahim Arınç var. Bülent Arınç'ın abisi herhalde. Bu prof şey konusunda çok uzman. Gaz konusunda ben geçen Pro başka televizyondaki programla ilgili bunları konuşurken hocam dedim ya bu gazı bir de sizden dinleyelim. Bilgi notu rica edebilir miyim? Onun İngilizce makaleleri var. Hı. Çok yetkin. Gerçekten Türkiye'de çok bilinmiyor. Burada da söylemiş olayım. Ben Programda umarım gazeteciler almazlar konuğumu da. Şöyle diyor. <laughs> bu İsrail meselesiyle ilgili diyor. Üç aşama var Nevzat diyor. Birinci aşama diyor. İsrail doğalgazda dışa bağımlılığı azaltmak ve kendi kendine yeter seviyeye üretim yapmak. Filistin yönetimine her ne olursa olsun enerji konusunda kendisine bağımlı kalmasını sağlamak. Birinci adımı diyor. İki, üretim fazlasını ihraç etmek diyor. Üçüncüsü de Doğu Akdeniz'deki gazın diğer ülkelerdeki üretimine bir şekilde etki etmek ve İsrail'i merkeze alan bir sistem inşa etmek. Bununla ilgili bana geniş bir makale yolladı. Fakat bugün ilginç bir şey. Bugün evet. Yahya Bostan Yeni Şafak'ta yazdı. Yahya'yı ben tanırım. Bölgeden de gerçekten iyi analizler yapar. Ağada müdür yardımcısı. Yani aldığı kulisler iyi kulisler diyor ki sonuç itibariyle 2025'te Amerika'nın Irak'tan çekilme meselesi var. Bununla ilgili bir anlaşma var. Gücü nereye kaydıracak diyor. Gücü Irak'a kay şey, Kuzey Irak'a kaydıracak. Fakat diyor DAEŞ'e şey olan karşı koalisyon oluşturmuş olan koalisyon ne olacak? İpek çok önemli bir şey söylüyor. Ben bunu defalarca söyledim. Yani bugün yazdığı için ben de onu ifade edeyim. Afrika ve Afganistan'a gönderilme ihtimali çok yüksek. Yani biz şimdi buralar biterse büyük ihtimalle biz Afrika'da DAEŞ'e karşı mücadele adı altında aslında Çinle ABD'nin oradaki savaşını görmüş olacağız. Fakat burada Türkiye açısından İsrail meselesi kesmiyorum değil mi hocam? Yok. Şimdi bu Cumhurbaşkanı ifade ettiği şey şu. Kesinlikle Ankara'da abi abi Ankara'da abi. şöyle hocam o benim ya. Ankara'da şöyle algılanıyor. Deniyor ki yani İsrail'in bir direk müdahalesi tabii ki şu şartlar itibariyle çok mümkün gözükmüyor. Ama PKK, pyd İsrail'in 5. kolu gibi hareket edecek. Ve dolayısıyla aslında bizim ABD'ye söylediğimiz şey de o. Yani sonuç itibariyle burada bu kadar gücü er ya da geç biriyle savaştıracaklar. Birinci güç olarak şu an Ankara yani Türkiye Cumhuriyeti. Bu ikinci güç de benim şeyim. Büyük ihtimalle Şii hilalini destekleyen örgütler. Bu Haçlı Şabi olabilir, hmm. bu Hizbullah olabilir. Daha önce de bu programda ifade etmiştim. O nedenle Türkiye'de arzu mevdudu falan bir tarafa bırakarak söylüyorum. Aslında ifade edilen şey vekalet savaşı yani İsrail'in vekalet savaşını yürütecek olan buradaki yapılar kastedildi ama bunu açık açık ifade etmedikleri için Türkiye'de tartışma başka boyuta gidiyor. Peki bir de kapalı şimdi, oturumda şimdi, da açık açık ifade edilmiyor mu? Edilmemiş belli zaten özgür özel şey, konuşmasından o, o, belli. Gizli ben bir şey söktüm onlayn. <laughs> ne diyor orada zaten 10 yıl hani açıklanamaz falan ya. Evet evet orada, ama yani, hı -hı. Orada, orada yani orada bir fikir şey yürütecek var. olursanız diye söylüyorum. Yani, bir kapalı oturum yapılıyor ve gerçekten bir risk varsa muhalefet Hayır hani, risk yok bak tekrar çıkıp, söylüyorum. Şey mi diyor? Bence, Bence Suriye üzerine anlatılmıştır. Bak şimdi risk risk meselesi eğer Türkiye'de bu konuşulacaksa risk nerede biliyor musunuz? Söyleyeyim. Türkiye'nin içine kabul etmiş olduğu o Afganlılar bir gelecek açısından. Suriye'den almış oldukları o milyonlarca kaçkın iki. Yarın Türkiye'nin içinde eğer bir şey organize edilecekse bunların eliyle yapılacak. Buradan ruhlarını satın aldıkları adamlar kanalıyla yapılacak. Türkiye böyle bir hatayı nasıl yaptı benim aklım almıyor. Akda birinci gün dedim ki ya bu kabul ederim diyorsunuz Davutoğlu Ahmet Bey diye ya işte 130 bin kişiyi alacağız falan gibi böyle. Pek bir şey söyleyeyim Şimdi, ya Ahmet Davutoğlu Hoca kabul ederim etmez mi bilmiyorum ama Erol Hoca ile gerçekten karşılıklı olmalarını çok isterim ya böyle güzel bir program olur gibi geliyor bana. Samimi söylüyorum. Kardeşim yarattığı ben çağrı yapmak lazım stratejik, stratejik derinliği, stratejik bataklığa, karanlığa gömüldü. Ülkeyi ne hale soktu? Ülkeyi ne hale soktu? Şimdi konuşuyoruz tamam Erdoğan. Sen de öyle düşünüyor musun? Şimdi bak Erdoğan diyoruz bilmem ben ne diyoruz ülkenin... ama oradaki akıl veren mimarlardan birisi değil mi? Beyefendi Dışişleri Bakanlığı yaptı, Başbakanlık yaptı kardeşim. Bütün bu kararların altında mimar 130 bin kişi diyor söylüyordu. Hillary Clinton'la ne konuştular bunlar ya? Sait Halim Paşa yalısında ne konuştular bunlar? O konuşmanın ardından Türkiye'ye neler aktı? Bunları hiç konuşmuyoruz. Kendisi de ifade etmiyor. Evet Medyanın önüne çıktılar. Sait Halim Paşa Yalısı'nda çak çak yaptılar. Birbirlerine beşlik yaptılar. Arkadaş orada ne konuştunuz? Eğer orada 2 Ağustos 1914'te olduğu gibi Van Wangenheim'le Sait Halim Paşa, Talat Paşa, Enver Paşa konuşması gibi bir konuşmaysa Türkiye'nin geleceği karanlık. Türkiye'nin geleceği çok ciddi biçimde karanlık. Siz bu kadar kaçkını aldınız. Bunların ne olduğunu biliyor musunuz? Hello Afganistan'dan getirdikleri hangi akla oya? Hangi akla hizmet? Düşünebiliyor musun? ABD'nin eğittiği o Afganlı o genç askerleri siz buraya alıyorsunuz. Hiç şu soruyu da sormadı Türkiye'de o kabul eden akıl. Ya bunlar kaç bin kilometreden geldi? Ne oluyor? İran niye bunlara geçit verdi? İşte yarın konuşuyorlar ya işte İsrail Türkiye'de tehlike tehlike. Arkadaş tehlikenin bütün potansiyelini Ankara'nın o karar vericileri kimse bilmiyorum. Zaten onlar hazırladı bu ülkede. Şimdi konuşuyorsunuz Kürt meselesi, Kürt meselesi, PKK, PYD, YPG. Peki YPG, PYD, PKK ile içeride bu unsurlar, 5. kol diye bir ifade var, bir gerçek var. İsrail bunu kullandığı andan itibaren, şimdiye kadar kullanmadığı ya da onların da kuş yumurtası diye ifade edilir istihbaratta terminolojik olarak. Efendim şimdiye kadar o kozanın içine bunları oturtmadığını falan kim garanti edebilir ya? Kim yapabilir? Biz Onun için gelecekteki S tehlike çok büyük. Soruyu sorduğun için söyleyeyim, çok Hı -hı. büyük. Yani Suriye meselesi başladığı andan itibaren kapalı kapılar ardında benim de şahit olduğum görüşmeler şunlardı. Birincisi, bir kesim ben de onların içindeydim. Veziristan örneğinin hareketle bu insanlar sınırda kalsınlar. Uçuşa yasak bölge ilan edilsin, insani yardım koridorları oluşturulsun. Bu orada bu insanlar kalsınlar. Doğru çünkü, akıl Çünkü, Verilmiş de bu akıl Çünkü işte. e, iki sebepten dolayı bu söylendi. Birincisi Suriye'nin insansızlaştırılması. İkincisi de bir göç dalgasının milli güvenlik tehdidi olması. Ve bunun tipik örneği de Pakistan'da Veziristan bölgesinde verildi. Fakat o dönem ne ilginçtir. O uçuşa yasak bölge ilan edilmesiyle ilgili talepler karşısında sürekli varil bombalar, o bombalar, bu bombalar getirildi ve insanlar bir şekilde buraya doğru zorlanmaya başladı. İki, Bunda çok açık konuşmak lazım. Şimdi İran Türkiye'yi çok ciddi anlamda suçluyor bu anlamda. Sebebi de şu. Diyor ki sen benim direniş hattımı kırdın. Yani Suriye düşmeseydi benim direniş hattım kırılmayacaktı. Benim direniş hattım kırıldığı için aslında Suriye'de böyle güçsüzleşti. İsrail bir alan açtı. Ve dolayısıyla da Sur, Türkiye, Katar, Suudi Arabistan vesaire ilk başta o 81 ülke. Şimdi ben Türkiye kandırıldı derken ısrarla hep onu söylerim. Yani 81 ülke Suriye'nin dostları grubunu kurdu. Hepsi açıklama yaptı. Suriye yönetimi gitmesi gerektiğini falan söylediler. Sonra yavaş 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 çekildiler en son Türkiye katarı bıraktılar ve onun dışında herkes bir sap aldı. Ve İran diyor ki yani ben bu direniş hattını oluştururken esasında savaşı kendi bölgeme getirmeyecektim ve bunu İsrail'e karşı oluşturdum. Şimdi bu sefer de İran'a şu deniyor. Tamam ama sen bunu oluşturdun. Bizim yanı başımızda da hem de kendi sınırında da PKK'yı destekledin ve sen de benim hassasiyetlerimi bir şekilde göz ardı ettin. Şimdi geldiğimiz fotoğrafta şöyle bir tablo var. Türkiye birincisi Irak'ta biliyorsun mevziyi değiştirdi. Çok uzun zaman sonra yeni yeni PKK ile mücadele noktasında sınır ötesinin dışına çıktı. Bu orayı tutmaya başladı. İki, Ro Rojava'da PYD'nin yapmak istediği seçimlere müdahale etti. Amerika ile müdahale etti ve bunu bir şekilde kabul ettirdi. Üçüncüsü de tabii bu PYD meselesinde aslında perde arkasında önemli bilgiyi söyleyeyim. Bunu burada biraz anlatamam üstü örtülü anlatmıştım. Amerikalar aslında bölgeden çekilmek istedi. Ee, bu İsrail-Gazze meselesi aslında Amerika'nın bölgede kalmasının da önünü açtı. Yani Amerikalılar bölgeden çekilerek aslında Çin'e odaklanmak istiyorlardı. Burada temel sorunlardan bir tanesi bu da işte mücadele noktası da şunu ifade ettiler. Biz Afganistan'dan çekildik. Irak'tan 2025'e kadar çekilmeyi düşünüyoruz. Dolayısıyla da burada partnerlerimiz, iş yaptığımız insanlar güvensiz oluşmasınlar diye bunu bir şekilde şey yapalım. Ee, komşu sorunlu ülkelerle barıştırıp çekelim. Türkiye'ye Türkiye dedi ki siz PD niye burada tutuyorsunuz? Dediler ki burada DAEŞ'e karşı mücadele. Türkiye dedi ki DAEŞ'e karşı mücadele hem iki de şeyi söyledi. Hol kampı. Burada dünyanın farklı yerlerinden gelmiş çok sayıda DAEŞ'li var. Dolayısıyla PYD bunları e, tutuyor. Bu kampı size devredelim dediler. Türkiye'ye. Türkiye dedi ki kampı bize niye devrediyorsunuz ki? Kendi insanlarınız Fransa'dan gelmiş, Almanya'dan gelmiş, İngiltere'den gelmiş. Al insanını götür. Yargıla niye burada tutuyorsun ki? Sonuç itibariyle suça bulaşmışsa senin insanın al götür. Hayır dediler ve Türkiye dedi ki ben bunu kabul etmiyorum bu şekilde. Olmaz yani bu iş. O zaman dediler Pd ile bir güvence sağlansın. Türkiye dedi ki yani Pd güvence sağlama noktasında o zaman Suriye Anayasası değilsin. Suriye Anayasası içerisinde serbest bir seçimler olsun. Serbest seçimler içerisinde halk gerçekten ne istiyorsa onu getirin ve orada rejim içerisine girebiliyorsa girsin. Ama Suriye'nin toprak bütünlüğü meselesi bir şekilde korusun. Orada ABD'nin tavrı şu. Irak'ta yaptığı gibi Suriye'de federatif yapı oluşturmak. O federatif yapı üzerinden zaten PYD'nin silahını, PYD'nin eğitimini, tırnak içinde o Hizbullah'ın Lübnan'da yaptığı devlet içinde devletimi benzerinin zaten orada yapmaya başladı. Ve şu an anlaşmazlık o. İsrail bölgede aslında bu savaşı körükleyerek ABD'nin de burada kalmasını bir şekilde garantilemiş oluyor. Yoksa ABD'nin 2-3 yıl önceki şeylerinde planlarında çok açıktı. Yani Trump bile biliyorsun çok açık söyledi. Bizim buradan çekilmemiz lazım dedi. Ama onu sağlamış oldular. Dolayısıyla şimdi geldiğimiz yerde tıkanma şu. Suriye yönetimi. işte Türkiye buradan çekilsin. Şimdi Türkiye'nin benim aldığım perde arkasındaki bilgi şu. Aslında Türkiye ben Suriye'den çekilmem demiyor. Türkiye diyor ki şu an PYD gibi bir yapı var. Oluştu. Hı, hı. Sen bu sınırla ilgili bununla mücadele edemiyorsun. Bunun benim sınırımdaki tehlikenin farkındasın. Bana bunun güvencesini verebilir misin? Diyor ki ben veremem. Peki diyor veremez. Tamam. O zaman diyor ki ya bir geçiş şeyi olsun. Bir süreye yayalım. O süre içerisinde Suriyeliler şuna da yatkın anladığım kadarıyla. Yani Kuzey Irak gibi Türkiye'nin belli üstlerine de razılar. Fakat sorun şu. Türkiye bu teklifi yaptığında işte Rusya, İran ve diğerleri ne olacak sorusuna Suriye bir cevap veremiyor. Yani Türkiye diyor ki tamam bana bunu söylüyorsun diyorsun ki çık. Hı hı. Ben anlıyorum seni. Peki diyor İran ne yapacak burada? Rusya ne yapacak? ABD ne yapacak? Sen bunlara bana söylediğin gibi çık, çık diyebiliyor musun? Öyle. Aa falan diyor diyor ki ya sen ama benim sınırım bu. Yani adam kaç bin kilometreden gelmiş, diğeri oradan gelmiş. Dolayısıyla da burada çıkmaz Suriye yönetiminin. Aslında bu Suriye yönetimi meselesi değil işte. Burada kolaylaştırıcı olacak olan Ruslar. Yani Rusya hem Ukrayna meselesinde hem İsrail meselesinde hem Suriye meselesinde aslında şu an kilit rolde. Neden kilit rolde? Şimdi Suriye bombalanıyor diyoruz değil mi? Geçen konuştuk. Hava sahası kimde? Rusya. E bu kadar basit. Yani bir şey söylüyor mu? Ama Netanyahu ile arasında da sorun var. Yani Netanyahu işte bu İran saldırıları önce Putin arıyor. Putin dönmüyor. Saldırı olduktan sonra Putin Netanyahu arıyor. İşte birbirine cevap vermiyorlar. Orada ciddi bir kızgınlık var. Rusya'nın İran'a ne verdiği ilgili İsrail basında çok ciddi tartışmalar, hangi hava savunma sistemlerini verdi, ne verdi falan. Burada esas mesele, yani bu topyekün savaştan kasıt da biraz bu. Şimdi parçalı parçalı gidiyor ama bu parçalardan bir tanesi ki Suriye meselesi bence en önemli yerlerden biri kopmaya başlarsa... Şimdi İran farklı davranmak zorunda kalacak. Irak farklı davranmak zorunda kalacak. Ve daha da önemlisi çekilmekte olan bir ABD tekrar bölgede kalmış olacak. Evet. Şimdi... Bu, arada Birleşmiş Milletler topyekün savaş dedin. Genel Sekreteri Guterres Lübnan'da Topyekün Savaşı'nın eşiğinde e, olunduğu uyarısında bulunmuş. Şimdi o Topyekün. E, top çok top özür <laughs> orada ne ne söylüyor Topyekün? Top yekün... Lübnan'da ne var yani Topyekün? Şimdi Topyekün bak şimdi Topyekün Savaşı'nın iki tane açıklaması var. Birincisi ülke bir ülkeden söz ediyorsanız Topyekün savaş demek. Bizim milli mücadelede, bağımsızlık savaşında verdiğimiz gibi onun adı o güçlerin öyle toplanması. Şimdi Topyekün savaş bir o. İki Topyekün savaştan kastetti Guterres'in ...bölgenin bütün ülkelerine bu sıçrayacak şeklinde bir ifade ise... ...o zaman sormak gerekir. Beyefendi sen bostan korkuluğu musun? Aynen öyle. Sormak gerekir. Ve siz nesiniz? Siz nesiniz? Siz kimsiniz? Şimdi Evzat'ın o son söylediği cümleden hareketle bir şey söyleyeyim. Şimdi ABD bölgeden çekilecek. Hı hı. Ama bu bölgeden de o zaman ortaya şöyle bir sonuç çıkıyor. Stratejik akıl şunu söylüyor. ABD'nin içinde... Hangi karar vericiler ya da dünyadaki müesses nizamın hangi hükmedicileri İsrail'in bu operasyonları yapması için karar verip onu destekledi baştan ve lojistik garantisi verdi. Bu bence arkasının sürülmesi izlenmesi gereken bir husus. O kadar silah yardımı, o kadar para yardımı. Şimdi ikinci husus bütün bu konuşmalarımızdan çıkan ikinci husus şu. Türkiye'nin bu bölgede yani Suriye'nin kuzeyinde şimdi büyük ulusal güvenlik sorunu haline getir gelmiş olan YPG PYD'nin kuruluşunu Türkiye kendi eliyle hazırlamış. Bak oradaki stratejik akılsızlığa bakar mısınız? Kim bu karar vericiler Ankara'dakiler? Bu Ankara'daki karar vericiler kim kardeşim? Asıl mesele şu, bugün o adamlar acaba ne düşünüyor? Bütün bu gördükleri fotoğraf karşısında. Baştan yaptırdıkları bu işin şimdi geldiği noktasına bakar mısınız? Türkiye oradan as, askeri çekeyim dese çekebilecek hale dedi. Kalsın dediği zaman bir süre sonra Suriye'nin arkasına ABD de geçerse Türkiye ne hale gelecek biliyor musunuz? İşgalci. Açık işgalci. E açık işgalci tavrı Kıbrıs'ta aynı şeyi söylüyorlar. Üstelik uluslararası hukuka hukuk nedeniyle yapılmış olan harekat konusunda bile aynı cümleler söyleniyor. Bu sefer bunun altından kalkamaz hale gelirsiniz. İleride Türkiye'nin ilişkileri ABD ile zaten iniş çıkışlı bir ilişki var. Daha farklı bir yere oturduğunda Türkiye bir ambargoyla çevrildiğinde ne olacak? Bakın biz stratejik düşünmeyi şöyle açıklarız. Deriz ki karşımdakinin ne düşündüğünde düşünmek. Bunun tersini de ifade ederiz benim ne düşündüğümü karşıdakinin de düşündüğünü bilmek. Şimdi bunları yapmadan, bunları düşünmeden 20 yıl sonra, 25 yıl sonra neyle karşılaşacağım diye hesap kitap yapmadan yalnızca günlük iç politikaya oynadığınız andan itibaren bütün bunları kaybediyorsunuz. Şimdi muhalefet partisi ya yani da özgür özel açısından o açıklamayı yapıyor ya. Şimdi ben de ona gelecektim. Bak şimdi doğal bir muhalefet partisi Böyle davranır zaten yani neye davranır onun manevra alanı en güçlü olduğu yer ne şu anda CHP'nin Türkiye'deki ekonomik ağır sıkıntı emeklilerin büyük problemi öğrencilerin çok büyük problemi hı hı. Türkiye'de artık önü alınamaz bir faciaya dönmüş olan kadın cinayetleri çocukların başına gelenler doğal olarak bir muhalefet partisi en güçlü kozları bu olduğu için bu kozları oynayacak peki iktidar ne yapacak? İktidarın da en güçlü kozu nedir? Ulusal güvenlik meselesi. Şimdi dikkat edin bak. İktidar ulusal güvenlik kozunu oynuyor. Muhalefette bu söylemiş olduğum kozları oynuyor. Durum pek ne hale geliyor? Şu hale geliyor. Böyle bir konuda gittikçe bakın makas gittikçe açılıyor. Şimdi bu makas açıldığında bu sefer iş nereye dönmeye başlayacak? Türkiye'yi tehdit eden unsurlar. Şimdi ben şöyle düşünüyorum. Düşüncem şudur. Türkiye için ağır tehdit unsuru İsrail mi yoksa Türkiye için ağır tehdit unsuru emperyalizmin en önemli temsilcisi olan ABD mi? Benim yanıtım ABD diye gelir. Niye? Ne birbirine fark yok ki hocam. Tabii niye? Çünkü İsrail ABD'nin tuttuğu şu iplere bağladığı var ya oynuyor. İşte onlardan birisi onlardan birisi kukla. O kukla Kuklacı kim abi? De bak parmaklarının altında var. Ee, bizim orada Suna Yakın'ın müzesi var. Oyuncak, oyuncak müzesi. müzesi. Yeditepe Üniversitesi'nde hocalığım döneminde stratejik düşünme yöntem dersinde öğrencileri, üniversite öğrencilerini oyuncak müzesine götürürdüm. Önce öğrenci, oyuncak müzesi ve üniversite öğrencisi. Oraya götürdüğümde çocuklara diyordum ki öğrencilere. Çocuklar şimdi şu oyuncaklara bir bakın. Bir de Türkiye'de üretilmiş olan oyuncaklara bakın. Mesela Süleyman Demirel, Necmettin Erbakan, Bülent Ecevit, Alparslan Türkeş, Recep Tayyip Erdoğan ve hepsi Abdullah Gül. Hangi oyuncaklarla oynadılar? Ben söyleyeyim size. En fazla telden araba yaptılar. En fazla kaykay bizle oynadılar. Dört rulmanla kaykay kay yapmıştık. Misket yok mu? Oynadıkları şimdi oyuncaklar o. Ondan sonra çelik çomak basit olarak misket bir de en fazla tabii kız çocuklar oynamazlar onu. Bir de elinizde böyle küçük bıçak böyle atarsın çizgi birleştirme. Şimdi bu ne biliyor musunuz? Bu oyuncaklarla yetişmiş olan bu çocuklar yarın bu ülkeyi yönetmeye başladıklarında o basit ilkel oyuncakların sonuç almada ürettikleri akıl kadar üreterek ülke yönetirler oysa ki öbür oyuncaklarla oynayanlar başka türlü bir iş yapıyordu işte emperyalizm dediğim yani açık şey var. yani ama Bak şunu şimdi, söyleyeyim küçüklüğünde bisiklet olmayanı büyüdüğünde Ferrari kurtarmıyor orası tamam da bu ama çok tartışmaya açık bir şeyim. Yani hiç bu, oyuncağı olmayan insanlar da başka evet. E, evet hiç oyuncağı olmayanlardan zaten hiç hayır gelmez. Hiç hayır gelmez. Neyle oyun bakın bu çok önemli bir şeydir. Niçin e, işte Amerikan sinemasında Spielberg var Türk sinemasından çıkmadı? Çünkü Spielberg çocukken önündeki oyuncaklar başka bir şeydi. Bizimkilerin hayal dünyasını genişletecek oyuncağın yok. Bu çok önemli bir iştir. Bakın bu çok önemli bir meseledir bu. Siz bunu derste anlatıyorsunuz. Evet. Stratejik düşünme yöntem evet, önemlidir tabii. tabii çocuğun hayal dünyası, yetişmesi önemli. Şöyle bir şey söyleyeyim. Bu bakın, kadar bu olabilir? kadar. Bak, yani... Bu kadar. Neden söyleyeyim. Hı. Klasik bizim oyunumuz nedir? Hacivat Karagöz. Doğru mu söylüyorum? Peki. Şimdi düşününüz. Hacivat Karagöz ne yapıyor? Önüne bir deri alıyor. Tek boyutlu olarak çiziyor ve kesiyor. Bunu da kesiyor. Sonra oynatıcı ne yapıyor? Arkasına bir sopa sokuyor onun iki eli. Bak bu kadar. İki eliyle bu oynuyor. Peki şimdi batıya geri dönün bakın. Ne yapıyor kuklacı? Parmaklarının hepsinde bir ip var. Hepsinde birer kukla. Dikkat et. Bak ne yapıyor? On parmağında oynatıyor bütün öt kuklaları. İşte emperyalizm dediğiniz bu. Öbürsü tek boyutlu bir iş. Yalnızca o sopayla şöyle çeviriyor. Sözleri de o kadar basit. E şimdi bunları oynattığınız andan itibaren kukla ve kuklacı işi. Sonra bir gün geliyor kuklacı ipi kesiyor. İşte şimdi ortada o da görüyoruz ipi kestikleri. Bakın ne hale geliyor. Dünya Savaş tarihlerini düşünün. Birinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı. O kestiği kuklalarla bakın neler oluyor. Evet. Için... İpek bir şey söyleyeyim. Bu Suriye ile ilgili. Evet. Evet. Şimdi tabii... Biliyorsun Özgür Bey Suriye'ye gitmeyi çok istedi. Esad. Evet. Esad'la görüşmeyi Ve daha... Ve sonra da dedi ki Erdoğan onlarla görüşürseniz görüşmeyin dedi. Şu... Ama şöyle, Esad. şöyle. Ondan önce ama Esad'la ilgili biliyorsun mektup Ankara'da teslim edildi. Yani ben o süreci yeni bir süreç değil o. Bundan isimlerini vermem çünkü e, ayıp olur. Yani ben de şeyim. CHP'de daha önce bir genel başkan yardımcısı bana geldi. Dedi ki abi Suriye ile görüşmek istiyoruz. Sizin orada ilişkileriniz Arap Hı. dünyası ile iyi. Bize temas sağlar mısınız? Dedim ki valla bu teması benim sağlayabilmem için ya dış işlerine ya istihbarattan ya cumhurbaşkanlığından bir şeyle gelmeniz lazım. Çünkü siz bunu iç politikaya kullandığınızda ben çok dövülürüm. Olmaz Hı. bu iş yani. E, dedim niye böyle bir şey yapmak istiyorsunuz? Dediler ki burada bir çıkmaz var hükümetle Suriye arasında biz bir ara bulucu olmak istiyoruz Tam da olması gereken bu. Yani bana göre o muhalefetin şeyi de bu. Uluslararası ilişkilerde eğer siz çok güçlüyseniz Avrupa Birliği'yle sorun oluyorsa muhalefet orada iyiyse işte sosyalist parlamenter enternasyon gidersiniz. Sonrasında tabii CHP'den bir heyet gitti. Gitti görüştüm. Şimdi Özgür Özel Sayın Özel bu görüşme meselesini söylediğinde ben Suriye kaynaklarını aradığımda mektup Ankara'da teslim edilmişti. Ve esas çok rahatsızdı. Rahatsızlığı şu, bunu iş politik malzeme olarak görmek istemiyor. Ve diyor ki yani bu işin karar verici kısmı. Adam haklı. Karar verici kısmı diyor. Hükümet. Dolayısıyla da benim muhatabım hükümet olması lazım. Çünkü ben muhalefette bunu görüştüğümde bu hiç kamuoyunda farklı bir şekilde anlatılır. Ve bu olmaz dedi. Ve oradan bir seti koydum. Fakat bu görüşme aslında istihbarat düzeyinde var. Benim anladığım kadarıyla. Yani çok uzun, kalın, zamandır bu. Kalın, Tabii, çok e, uzun zamandır bu. Çok uzun Yani şey vardı. Daha bundan önceki Memlük şeyinde de vardı. Yani Suriye'de Ali Memlük'ten hı hı. itibaren gelişen bir süreç hı. vardı. Bu çok kesilmedi. Zaten doğru olan da bu. Yani ülkelerle savaşırsanız büyük elçiler kalır. Çünkü barış anlaşması ve teslim anlaşması yapılacaksa orada onun olması gerekiyor. Fakat burada yine aynı noktaya geleyim. Esad'la ilgili Türkiye'de çok ciddi bir şey var ya. Yani işte Cumhurbaşkanı görürsün, e, hükümet görürsün. Bu konuda biliyorsunuz ifade hı. edildi. Fakat şunu da hesap etmek lazım. Hocam biraz önce senaryoları çizdiğinde... Şimdi Esad'la görüşürsünüz ama esas mesele Rusya İran ve ABD'nin ne diyeceği. Yani Esad kısmında Rusya ve İran'ın ne diyeceği, PYD kısmında ABD'nin ne diyeceği. Burada birden fazla denklemle uğraşıyorsunuz. Yani sadece şu an Esad Suriye ile ilgili kararını verdiği uygulama kapasitesine sahip değil. Bu af meselesi de çok tartışılıyor Türkiye'de. En azından bir ilişkin var ve Ya ilişki olması önemli. Onu koparmamak lazım. Yani hiçbir zaman için Mısır'da o hatta yapıldı. Koparmamak lazım. Bir de bu af meselesi Türkiye'de çok konuşuluyor işte Esad af çıkardı hadi şey hı hı. falan. Ee, olmuyor. Sebebi şu. Yani bir güven problemi var. Hem Suriye rejiminin kendi halkıyla ilgili hem halkın Suriye rejimiyle ilgili çünkü araya kan girmiş. Burada ne yapması lazım? Birilerinin yani sonuçta böyle değil mi de doğu güneyde o mesela iki aşiret arasında kavga olunca birinin araya girip güvence vermesi lazım. Şimdi burada o güvence Suriye anayasası olarak ifade ediliyor. O bir türlü oluşmadı. E, Uluslararası partnerler zaten şu an Suriye'nin kaderini, parçalama sürecini, Suriye'nin pelatif yapısını isteyen güçler. O da olmuyor. Burada eğer bu bölgesel, hep söylüyoruz gücü ve bölgesel işbirliğini ülkeler sağlayabilirse gerçekten başka bir noktaya doğru gidebiliriz. Fakat çok üzülerek ifade edeyim. Yani ben İran'ın Dışişleri Bakanı yarın gidecek olması, Cumhurbaşkanı daha önce gidecek olması falan. Yani düşünün defalarca gidip geliyorlar. Çünkü onlar onlara güvenmiyor. Körfeze güvenmiyor. Körfez bunlara güvenmiyor. ABD, İsrail, Rusya kim kime güveniyor belli değil. Ya yani o nedenle burada bu savaşı uzak tutmak lazım. Ben ez cümle şunu söylüyorum. Belayı uzak tutmak lazım. Beladan kası savaş bu coğrafyadan, bu ülkeden uzak tutmak lazım. Çünkü gerçekten biz uğraşıyoruz. Hocam dedi ya Suriye. 2011, 2024 değil mi? 13 sene şu an. Evet. Kaç sene sonra devam edeceğini bilmiyoruz. Ukrayna. Ne kadar devam edeceğini kadar bilmiyoruz. 30 yıl, yıl demiş. Gazze ne kadar devam edebileceğini bilmiyoruz. Dolayısıyla da bu bölgede eğer bu şekilde devam etme süreçleri oluşursa bak Afganistan'ı hatırlayalım. Bak Afganistan'da o uzun savaş. İşte 30 yıl deme sebebim oydu. <laughs> Afganistan'da mahvettim. Pakistan siyasetinin de anasını ağlattım. Oradaki Rusya'nın yanındaki Tacikistan'dan, Özbekistan'dan tutun birçok ülkeyi de kendi içine aldı yetmedi orada vadilerde yetişen insanlar Suriye'ye geldi vesaire bir zincirin kendisi oluştu. O nedenle bu coğrafyada bölgesel işbirliğinin önünü açacak mekanizma üretmek lazım. Ben mesela muhalefetin yerinde olsam gerçekten bununla ilgili kafa yorarım. Sebep şu, kolaylaştırırım. Yani suçlamak için söylemiyorum. Çünkü hükümetlerin tıkandığı yerde muhalefetin görevi o. uluslararası kısımda o. Peki bir soru sorayım. Buyur hocam. Çok güzel, çok doğru söylüyorsun. Siyaset teorisi aynen senin söylediğini söyler. Çok doğru. Peki Erdoğan muhalefetin bu tıkanıklığı açmasına izin verir mi? Bence şu an verir Erdoğan hocam. Erdoğan zihniyeti Bence vermez. Bence şu an verir. Bir şey söyleyeyim mi? Şu anda şöyle Bence tartışalım. Bence şu an verir. Nevzat şöyle ha. tartışalım. Şu anda bu problemler varken Süleyman Demirel Cumhur Reisi olsaydı bu olaylar böyle mi seyrederdi? Bak bu çok önemli bir meseledir. Erdoğan Cumhurreisliğine hazır olmadığı bir süreçte Cumhur Reisi oldu. Bu bir zihniyet meselesidir. Bu birikim. O yalnızca her zaman kendisini AKP genel başkanı olarak görüyor. Bir türlü bundan kurtulamıyor çünkü sistem bunu ne yazık ki bu hale getirdi. Ben de bir yani... öz eleştiri yapayım hocam. Yani Türkiye toplumu ve Türkiye siyaseti açısından yapayım. Gazeteci olarak kendim için de yapayım. Biz e, milli meselelerle hükümete karşı tavrı ve muhalefete karşı tavır kısmını ayıramıyoruz. Yani ben ısrarla hep söylüyorum. Muhalefete şark, karşı olabiliriz. Şart meselesidir evet, bu iktidara işte. İktidara karşı olabiliriz ama ülkenin güvenliği meselesi, ülkenin enerji meselesi, yarınla ilgili o yüzden kolaylaştırabilir kısmından hareket Çünkü şu an hepimiz şunu görüyoruz. Gerçekten bir bela bu Orta Doğu'ya kapıya geliyor. Ve bu belanın bize uğrayıp uğramayacağı meselesini bilmiyoruz değil. Uğrayacağız çok net. Ama az mı hasar verecek ama çok mu verecek ama kontrol altına alacak mıyız, alamayacak mıyız bilmiyoruz. Yani Allah muhafaza yarın füzenin bir tanesinin burada bizim bir tesisimize düşmeme ihtimalinden kimse söz edebilir mi? Ödemez tabii. Canım. Bizim kimliği belirsiz uçakların Suriye'de yaptığını biliyoruz. Sabotaj eylemleri falan biliyoruz. O nedenle burada şuna kafa yormak lazım. Yani İran'la ilişkileri iyi olan örnek söyleyeyim. Perinçek midir? Aydınlık çevresi midir? Avrupa ile ilişkileri olan CHP midir? Başka ülkelerle ilişkileri olan Rusya ile ilişkileri olan bunların gerçekten bir şey yormalar lazım. Yani bizim Türk televizyonlarında onu tartışmamız lazım. Ya biz bu badireler nasıl çıkarız? Mesela çok ilginç. Bizim uzmanlarımız çok konuşuyor. Ama ben hep söylüyorum. Tamam hadi Avrupa. Çözüm ne? mesela o ya mesela bir Arap bunun çözümüne ne diyor sorusunun cevabını biliyor musun diyorum. Böyle bakıyor. Bir Rus nasıl bakıyor diyorum. Mesela biz çok ilginçtir. Ya Netanyahu ulusal basına düşmüş. Uluslararası basına düşmüş. Netanyahu Putin aramış dönmemiş. Putin Türkiye'de kısa bir haber olarak geçiyor. Ben 3 gün Mayıs Bey var bizde, Rusya uzmanı. 6 tane, 7 tane görüş aldırdım. Anlamaya çalıştık. Ne oluyor, ne bitiyor, onların stratejisi falan. Gerçekten buna ihtiyaç var ve çünkü ben yine ısrarla söyleyeyim muhalefete karşı olabilirsiniz, iktidara karşı olabilirsiniz. Bunlar ayrı bir şey ama bu ülkenin ulusal güvenlik meselesi hepimizin boynunun borcu. Çünkü hepimiz yakacak. Yani, şöyle, yani çok batmayacak ciddi, ki AK Parti CHP'li diye. Ciddi ama işte bu noktaya nasıl geldiğimiz konusunda da Birilerinin bir hesap vermesi gerekiyor. Özelleştiri özelleştirdiği öz, öz özür. Özelleştirir yetmez. Çocuklar ne yapması ne lazım? lazım? Bak, yani, bak özelleştiri yetmez. Tabii. Hayır ne ya, bir yapması ülkeyi, lazım? Şu an ne yapması lazım? Mesela şu an özür şu an bir ne Bir ülkeyi bedel ödetiyorsun sen bütün tamam, vatandaşlarına. Tamam bedeli siyasetin bedeli neyle ödetirsin? Seçimle, Seçimle ödetir. ödetirsin. Tamam. E, seçimler ortada yani şimdi bu, bu bu şu şu demek. Yani mesela şu tartışmıyoruz. Hani siyaset açtığın için söyleyeyim. Yani şu an bu ülkede mesela bir hükümet bunalımı olsa bu süreçte işte, bu ülke kaldırabilir mi bunu? Hadi oradan bakalım o zaman. Hükümet bunalımı yok mu? Ay var. Şu an hükümet bunalımı sistemden var. kaynaklı var. Evet. Ama şöyle düşünün. Şöyle düşünün. Çok ağır bunalım. Fahri Korutürk dönemindeki gibi Cumhurbaşkanı seçilemediği, bakın seçilemediği, siyasetin birbirine bilmem hiçbir şeyi çözemediği, ne yapalım o zaman? İki seçenek kalır. Ya bir askeri darbeden bahsederiz ya da uluslararası anlamda birilerinin bu ülkeye çökmesinden bahsederiz. Yine şu an kör topal, kör topal muhalefetimiz var, bir meclis var, bir sistem var kastettiğim şey o. Yani elbette bedel ödecek. Yanlışını. tatlanarak e katlanarak giden sorunlar var. E sorun var çünkü ekonomik sorun var, o var, bu var ama bütün bunların ipek sorunu o zaten. Bütün bunların hepsinin içine geldiğinde yani o tabiri kullanmak istemiyorum ama ülkelerin işgalle askerle olmuyor. Yani benim korkum ben çok açık söyleyeyim. Yani şimdi bu ülke 1970'leri, 80'leri yaşamış bir ülke. Nasıl geldiğini adım adım anlatıyoruz bu programlarda. Yani şimdi bir süreç rayından çıktığında onun altında iktidarla muhabbetin kalmayacağını söylemek bu ülkede çok lüks olur. Benim kaygım o. Evet. Şimdi bak... Biz Hocam, iktidara... reklamdan sonra Peki. olur mu? Olur. E, çünkü reklama gitmem gerekiyor. 3 e, dakika kısa bir reklam. Tamam. Sonra buradayız. Dönelim. Devam ediyoruz. Hocam, son sözünüzü söyleyin. Biraz söyleyeyim. üst politika şimdi konuşalım. Bu bölümle ilgili son söz bak. değil mi? Tabii. Bu... Pro, problem varsa... <laughs> problem varsa tamam muhalefet tabii ki konuşacak doğru söylüyor Nevzat. Tabii ki diyecek ki bak problem var o problemin sana çözüm önerim bu. Ama Türkiye'de kurulmuş olan sistem bir, iki Erdoğan'ın karakteri Devlet Bahçeli'nin karakteri bunu dinlemeye bu söyleneni hayata geçirilmesine izin vermeye uygun değil. Ya basit bir örnek mecliste öğrencilere bir öğün yemek vermek konusu tartışılıyordu doğru mu? Evet. Peki ne yaptılar? Ya buna hayır dediler yahu. Hayır dediler. Meclise gönderdiğimiz milletvekilleri dünyanın maaşını alıyorlar. Onlar çeşit çeşit yemek yiyorlar. Kendi ülkelerinin çocuklarına bir öğün yemek verilecek. Niye? Çünkü muhalefetten teklif geldiği için buna hayır diyorlar. O zaman bu problemler nasıl çözülecek bu ülkede? Bu ülkenin sorunu iktidardaki partilerin sorunudur. Ne yazık ki gelen yer budur. Bu sistem böyle tuhaf, saçma sapan biçimde kurduruldu ve hala bunun yaşatılması için ayak diretiliyor. Diretiliyor neden? Çünkü gazetecisi, akademisyeni, iş adamı öyle bir yapılandırıldı ki bu insanlar paraya öyle bir bulaştırıldı ki hiç kimse artık bundan vazgeçemiyor. Ve vazgeçiremeyecek de duruma getirdiler. O nedenle televizyonlarda izlediğimizde şunu görüyoruz. Muhalefeti ölümüne kör kütük savunan iktidarı ölümüne kör kütük savunan gazeteci ve akademisyenler izliyoruz. Türkiye'nin geldiği yer Türkiye ne yazık ki. Lazım. Ne yazık evet. ki böyle bir yer. Bak ne yazık, ne, yazık ki, ki, ne, yazık ki, ne yazık ki. Ne yazık ki böyle bir yer. İki taraf için de böyle iki hocam. Onu, taraf onu söyle iki taraf işte çocuklar böyle. ben de onu söylüyorum. Güce elini alan güce benziyor. Tuhaf bir hale gelindi. Çok tuhaf ya. Yani bu sistemden vazgeçilmediği sürece, bu kırılmadığı sürece Türkiye geleceği açısından gerçekten karanlık bir dehlizin içinde götürülüyor kardeşim. Bundan vazgeçilecek. İşte senin söylediğin çıkılıp söylenecek. Ya kamu bunu kabul eder, buna hazır zaten. Evet yanlış yapıldı, doğru, tamam. Dış politik, uluslararası ilişkiler bir şey başlatır. Sonra ondan vazgeçebilirsiniz. Buna kimsenin söyleyecek bir sözü yok. Çünkü sürgüt devam ettirilemez. Bu yapılamaz. Ama her şey mi yanı. Heh şimdi yani. ana mı Efendim e, bakın şimdi. Mısır'a bakıyorsunuz, Suriye'ye Her şey bak içeride yapılan her şey yanlış. Dışarıda yapılan her şey yanlış. Dışarıda yapılan her şey yanlış. Onun için söylüyorum. Dışarıdaki her şey yanlış. Ankara'daki karar vericiler. E şimdi dönülüyor ayrı bir şey. Bak. Ama ne hangi aşamaya kadar getirdi? Ukrayna yanlış Rusya Ukrayna için yanlış bak Mesela hangi, nok hangi noktaya kadar getiriyor? Getirdiği tamam. noktadan sonra görüyor artık, yıkılıyor, ediliyor. Ondan sonra dönüyor. Ben dönmeye demiyorum. Olur mu? Ben Dönülür zaten ya. Mesele o. Ay, efendim ben uluslararası ilişkiler hocasıyım bu kadar yılın. Tabii ki. Ama hata yaparak, yani hatayı yani. yaptık, öz eleştiri yaparak döndüğünüzü kabul Tabii. edersiniz. Yani Aynen hiçbir mi? şey yoktur, Hiç olmaz. Hiçbir şey yok gibi çıkıyor mesela da. Çünkü Ayol şey Ahmet geçeni. Bey kalkıyor, hala hala savunuyor. Arkadaş, bir sus be, lütfen sus ya. Bir şey yapamıyorsan sus, kenara çekil. Yaptığım her şey doğru. Olabilir mi böyle saçma sapan şey? Yapılanlara bak, Türkiye'yi ne hale getiriyorsun? Şimdi biraz sonra konuş, konuşacağız sanıyorum. Şimdi demi konuşuyorsunuz? İyi güzel de demden belki daha da tehlikeli olan hüdapara sahip çıkıp yanınızda fotoğraf çektiriyorsunuz. Meclise soktunuz. Meclise soktunuz. Şimdi neyi açıklayacaksınız ki? Kalkın o zaman ucuz siyaset yapsın. demden kursunu. niye daha tehlikeli görüyorsunuz? Daha, ben, ben, daha tehlikeli görüyorum yani, kardeşim. Yok, açık Söyle, şey olsun diye söyleyeyim, de bilsin bak, diye. Söyleyeyim sana niye daha tehlikeli görüyorum. Hiç şey olmazsa madde bir. Şimdi demin Cumhuriyetle, layık cumhuriyetle, devrimlerle, kuruluş çağdaşlaşma çabasıyla bir kavgası yok. Atatürk'le bir kavgası yok. Yok, bak. Kavga yok. Bir şey söyleyeyim mi? Ee, bu şu an hocanın söylediği belki program içinde akıp geçiyor ya. Aslında şu an çok uzun süredir tartışılan ama Türkiye'nin de biz anlamadığı meselelerden bir tanesi. Yani işin terör kısmı o, o, o ayrı. ayrı. PKK kısmı ayrı. Onu, onu ayrı tutuyoruz. Ee, ama bu Kemalizm diye tabir edilen mesele üzerinde demin yaklaşımının aslında CHP açısından çok farklı olduğunu söylemek CHP'den farklı farklı değil oldu. yani değil tamam. doğru mu hocam? doğrusun tamam. hayır doğrusun şimdi gayet tabii ki şimdi bak bakıyorsun beka sorunu beka sorunu diye kullanıyorsunuz ya hep çok seviyorlar bu kavramı kullanmayı şimdi düşüneceksiniz niçin ama şu var şu şöyle bir gerçek var gerçek anlamda demokrasi söz konusuysa bütün farklı düşünceler ifade edilecek. Ama şimdi bunun partileşerek ifade edilmesi kalkıp bir de bu hem söylenecek ya demokrasi nedeniyle varsın bu cumhuriyet nedeniyle varsın. Ama kalkıp bir de bunun yıkılmasını falan konuşuyor. Hocam demokrasi şey için söylüyorum gerçekten yani bizim çık demokrasi çıkmaz var ya. Şimdi düşünün Örgütleme hakkı veriyorsunuz. Evet. Avrupa Birliği uyum yasalarıyla zaten 2004'te bu sağlandı. Sonra örgütleme hakkıyla X bir parti çıkıyor. Örgütleniyor. Anayasa içerisine gidiyor her şey. Ama sonra da kurucu irade dahil dediğiniz gibi birçok şeye de söylem itibariyle de hayır ben gelirsem bunu böyle yaparım diyor. Bunu yapar için söylemiyorum. Bu faşizm de olabilir. Bu şeriat da olabilir. Başka şey de olabilir. Bu demokraside çok tartışılıyor ya. Nasıl engelleyeceksiniz? Yasaya uyuyor. Ama pratikte zihin okumada, şüphede, geçmişiyle onun öyle yapmayacağını da biliyorsunuz. Ne, ne şey söyleyeyim? Konuşuluyor ya sisteme Aha. soktuğunuzda radikalliğini giderirsiniz. Tabii o ikinci kısım. Bak şimdi. Ana mesele ne? Ana mesele şu yasan var, anayasan var ama sen kendin onu uygulamıyorsun. Şimdi anayasayı konuşuyorlar, yeni anayasa yapalım. Arkadaş var olan anayasaya uymadınız ki yapacağım, yapayım dediğin anayasanın ne garantisi var? Bugün Türkiye'de temel sorun anayasa değil şu an. Hayır, bak diyorum ne garantisi var? Yasaları yapıyorsunuz. Çok güzel. Örnek, şimdi hapishanelerde Covid bahane edildi. Biliyorsunuz çıkartıldı. 15 yıl vermiş yargıç. Şimdi herkes mahkemelere yükleniyor. Niye? Bu arada yeni bir şey daha gelecek. Niye yükleniyorsunuz ki tabii yani fazla üzerinde, ilgili. üzerinde hmm. çalışılıyor. Şimdi niye yükleniyorsunuz ki yargıç önünde kitaba bakmış, savcı talepte bulunmuş, alt sınır üst sınır koymuş, o bir ceza vermiş. 15 yıl vermiş, 18 yıl vermiş. Siz çeşitli şekillerde af çıkartıyorsunuz, adamı 5 senede, 3 senede, 8 senede dışarı çıkarıyor. Aynı adamı o yine gidiyor, insanları öldürüyor yine gidiyor kesiyor yine gidiyor asıyor. Peki şimdi suç kimdi? e, İçeride de kalsa cezanın caydırıcılığı yok ki Türkiye'de. Şimdi ya yaşa işte tam da onu ifade edeceğim. Şimdi cezanın yay, bu, caydırıcılığı. bu caydırıcılık yerleştirilemediği sürece bakıyorsun kardeşim peki ABD'de nasıl yerleştirilmiş? Almanya'sı, Fransa'sı yani dünyaya baktığınız zaman e, o zaman dünya ligi ayrılıyor işte. Türkiye kendisini götürdü. Şu anda dünyanda en alt lig olan 3. ligin içine soktu. Niye yaptınız bunu? Cumhuriyet'in 101. yılı. Niye yaptınız? Niye bu hale getirdiniz? İktidarda yine kalabilirdiniz. Bakın 2004 ya da 2005 yılı kendi cümlemi söylüyorum. Eski Haber programda aynen şunu söyledim dedim ki Tayyip Bey yıldızı çok yüksek doğmuş birisi. Kozmik şansı çok yüksek. Umarım ki dedim o kozmik şansı Türkiye'nin şansı olarak da kullanır. Ve bu demokrasi tekerleği döner. İşte saydım sırayla bu 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 bu. Bütün bunların hepsi olur. Tam tersini yaptı. Ne kadar şanslı bir doğmuş bir adam. Sonra. Evet. Ne kadar şans bak yıldızı ne kadar yüksek. Kozmik şansı ne kadar yüksek. Tamam mı? Tanrı başka bir şey vermiş ona. Ama arkadaş ne olur o şansı Türkiye için kullansaydın. Ama hayır. Onun için kullanmadı işte. Hepimiz biliyoruz ne için kullandı ve nasıl kullanıldı. Niye olmadı? Evet. Ee, Bu şey meselesini biraz konuşalım AKP bunu yapabilirdi. Bu arada baya yapabilirdi. Bayram Bey diyor ki, ya sana da yazmış. Ukrayna, Ukrayna diyorsun diyor. Herhalde bana değil, ben Ukrayna. Miyim? Olabilir. Din sürüşmesi olabilir yani sonra. Ben demedim o hiç. Yani hiç ama çıkmadı. Ya çıkmadı. Bu bu genelde 10 kişinin 8,5 Ukran Ukran diyor. Etmedim. Bizim bizim, iz, bizim izleyici şeydir hocam. Böyle hassastır yani o konuda şey söylüyor. Bu evet. arada sen deme girecek misin? Şimdi giriyorum. Tamam. Bir dinleyelim hep beraber. ondan sonra üzerine Gitmeden konuşalım. Gitmeden bir şey söyleyeyim mi ha. ya? Bu bu konudan bağımsız. Hocaya sordum ya bilmiyorum bu. Büyük başa mal küçük mala davar meselesi nedir hocam? Bu Türkçede olan bir şey mi? Ya ne denir o? Şeye ya bunu şey kullanıyor. Tamam bu şeyde Doğu Anadolu'da kullanıyorlar bu ifadeyi. Bu daha sonra argolaşarak geldi. Hı. Bak argolaşarak geldi. Bu büyük başa mal denmesi meselesi yukarıya çıktıkça düşüncesizliğe geliyor. Mal ifadesini onun için kullanıyor. Küçük başa davar denmesinin sebebi yani aşağıdaki kitlenin halkın kendisini kullandırtması. Mehmet Erdoğan Bey dinlediniz. Yani bizim seyirci çok ilginç. Yakında yemek program tarifleri böyle seyahat. Yani seyahat istiyorlar da çok ilginç bir şey. Ya. Yani her şeyi istiyor evet, bize. Sen senin de hep istediğin şey. Aa <laughs> seyirciye ben o zaman patlıcanlı pilav tarifi vereyim. Çok güzel yaparım. İpek, <laughs> çok güzel yaparım. Et var mı içinde yok mu? Tamam. tamam. Etsiz olması lazım hayır, etsiz patlıcanlı pilav diyorum. Etin ne işi var? Tamam. Etsiz sorun yok. Musun? Hayır, patlıcanlı pilav da olur mu? Patates nasıl olur biliyor musun? Patatesi kuyum, bak <laughs> patatesi böyle ince dilim onu kızartır. Tencerenin dibine yayarsın, onun üzerine koyarsın falan yani. Tamam. Yemek konusunda... Hocam yumurtalı köfte yedir mi yemedin? Bak kardeş, kardeşim bir şey söyleyeyim. Hmm. Bu yemek konusunda hiç tevazu gösterme. Hiç tevazu gösterme. Bir şey söyleyeyim. Çok mı? iyi yemek yaparım. Anam ışıklar içinde uyusun. İpek dört buçuk yaşındaydım. İlk şeyi. Hocam e, kutlarım bizi. bizi bir programı gene şey yaptık. Pirinç Çıkardık. Pirin çorbası yaptık. Kutlarım bizi hocam. Yapamamıştık. kendin yanına git. Evet. Ya ilk daha Ne dedi ha. biliyor musun? Onu yapıyor. Ateşler içinde yatıyor. Odan babam öbür tarafta ders anlatıyor dağ köyü aynen cümlesi beddua etti bana şimdi dedi gel birlikte çorba yapacağız yemek yapmayı öğren sen de dedi ileride bizim gibi böyle öğretmen olacak ömrün dağ köylerinde geçecek hadi bakalım dedi başlayalım bana beddua etmiş kadın desene iş adamı olacaksın desene hırsız olacaksın soyguncu olacaksın dememiş kadın öğretmen olacaksın dedi öğretmen oldum. ne, ne diyeyim ben peki şimdi biliyorsunuz Bahçeli <laughs> ve <dev> <laughs> hem MHP'nin hem demin Grup toplantıları vardı bugün. Bir e, yansıyanlara bakalım, üzerine konuşalım. Biz durduk yere el vermeyiz. Öylesine yerimizden kalkıp da el sıkmanın merakına tevessül ve teşebbüs etmeyiz. Deme evvela düşen sorumluluk, uzanan bu samimi elin kıymet hükmünü anlaması, dahası... Türkiye Partisi olması yönünde bir eşik olarak algılayıp değerlendirmesidir. Zaten bir Türkiye Partisi, DEM Parti e, kendi içindeki temsiliyetler başta olmak üzere Türkiye'deki bütün halkların ve inançların e, temsil edildiği, var olduğu bir parti ve biz Türkiye'nin genel anlamda e, doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine kadar Barış ve huzur içinde mücadele içinde olması için mücadele eden bir siyasi partiyiz. Türkiye'de biz özgürlükleri, Türkiye'de biz barışı, adaleti savunurken, Türkiye'de yoksulun, işçinin, emekçinin, kadının, doğa ve insan hakları savunucularının savunularını savunurken biz bir Türkiye partisiyiz zaten. Doğaçlama olmayan bu iyi niyetli tutum Siyasi nezaketten öte önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı çarpışması ve yeni anayasa için cephe genişletme çabası olarak görenler mayın tarlasında Söğüt gölgesi arayan zavallı biçarelerdir. Biz onurlu barış istiyoruz. Onurlu barışın tesis edilmesi için ödenecek bedel neyse, verilecek mücadele neyse ver veriyoruz, vermeye de hazırız. Bu konuda müzakere ve diyalog süreci gerektiren dönemlerde de müzakereye de diyaloğa da oturmaya hazırız çözüme dair bir planın ve bir programın kamuoyuna açıklanması, böyle bir programla ortaya çıkılması, böyle bir somutlukla ancak siyaset konuşulabilir. Biz toplumsal barışı sağlama mücadelemizi ezilenlerle, kadınlarla, emekçilerle birlikte sağlamaya hazırız ve herkesin benim anayasam diyebileceği bir anayasayı yapın diyor toplum bize. Ne oluyor hocam? Valla konuşmalara baktığınız zaman konuşmalar iyi. Konuşmalar iyi. Ama konuşmaların yine sonu gelip bağlandığında yine iş çatışmaya gidiyor. Yine işi çözümsüzlüğe götürüyorlar. Bu arada şeyi de söyleyeyim. Doğu Perinçek e, evet. açıklama yapmış. Yeni. Sayın Devlet Bahçeli PKK'nın elini sıkıyor. Dem Parti'nin elini sıkmak PKK'nın elini sıkmaktan farksızdır demiş. Peki Doğu Perinçek'in kendisi gitti dağda ellerini sıktı Özel karanfiller hanım. verdi. Ben aktarayım gazeteyi. Yok hayır olur. verdi. Şimdi hani neyi nereye koyarak açıklayacağız? Ha Süleyman Demirel'in ünlü cümlesi ışıklar içinde uyusun. Dün, dün, dün dündür bugün bugün. Hayır güvenlik meselesine genelde MHP, e, i̇şçi, partisi, evet, i̇şçi Partisi genelde partisi, HEP, HEP, aynı yerde partisi. dururlar ya. Burada bir farklılık var. Bahçeli'nin şey asıl bence bütün Oğuz'un konuşması içerisinde ancak en büyük vurgu bana göre bu. Burada bir strateji belirlemiş. Doğaçlama, Doğaçlama olmayan, olmayan davranışım diyor. Yani bunun üzerine Planladık, oturduk diyor. Karargahta konuştuk. Biz diyor bunu kararlaştırdık. Ben diyor bunun sonucu olarak gittim. Elim öyle uzattım ona diyor elimi sıktım. Peki şimdi neden? Bu doğru bir davranış. Bak şimdi bu davranış doğru bir davranış. Ama ha, yani birkaç ne, hafta neden? önce kapatılsın diye. Anlayayım Efendim, de Bir sürü şeyler tamam işte bak onu söylüyorum. Şimdi. Eğer siyasetçi şöyle söylüyorsa, efendim ben bunu böyle söylerim, yarında ama ben bunun tam tersini söylerim dediğiniz andan itibaren bunun adına ben şark zihniyeti diyorum. Zaten bizim başımızın en büyük belası budur. Kardeşim en büyük belası budur. Dolayısıyla bu davranışlar halk olarak yani bizde, başta ben olmak üzere ne uyandırıyor? Güvensizlik uyandırıyor. Eee Son dönem Türk siyasetine bakıyorum. Tabii ki 5-10 kişiyi kenarda hariç tutuyorum mecliste. Arkadaş her alanda bir liyakatsızlık egemen zaten. Bir liyakatsızlık egemen. Tutuyor sen ben bizim oğlan diye bakıyorlar. Atamaları şunları bunları her şeyleri kadrolaşma falan öyle bir tuhaf hale getirdiler. E gittikçe de niteliği düşüyor bizim siyaset dünyamızın ve siyasetçilerimizin. E şimdi... Hatimoğulları söylüyor. Hatem oğulları mı? Hatimoğulları mı? Hatim oğulları. Hatimoğulları doğru söyledim. Efendim diyor ki dem zaten Türkiye Partisi sayıyor nitelikleri. Şimdi PKK meselesini unutsak söylediklerine hiç kimsenin bir itirazı olamaz. Söyledikleri bütün bunların hepsi bunlar 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 olmalı. Şimdi hanımefendinin bugün söylediğini 2003'te, 2004'te ve hatta 2002'de e, AKP'nin mensupları da aynı cümleleri söylüyorlardı. Aynı vurguyu yapıyordu. Çözüm Geri süreci, dönsek tamam. baksak evet sonra 2013'e gideceğiz çözüm süreci. İşte Orada... yeniden bir e, öyle yani, öyle bir fotoğraf değil belki ama yeni bir çözüm süreci mi var? ...kapıda diye konuşulan şey bu zaten. Bakın ben onun adına C çözüm Biraz süreci... Birazdan Nevzat da cevap İpek, verir. bak ben onun adına çözüm süreci demiyorum. Ben onun adına ne diyorum Türkiye'yi selamete ulaştırma projesi süreci diyorum. Onu unutsunlar. Adını öyle koymak şey değil. Eğer biz bu coğrafyada... işte ...101. yılına gelmiş bu cumhuriyet... ...bütün sıkıntılarına rağmen... ...hala bu sınırlar içerisinde, bu siyasal sınırlar içerisinde, kültürel sınırdan söz etmiyorum. Bu siyasal sınırlar içerisinde bütün siyasi parti mensupları bu ülkenin yaşamasını istiyorlarsa ve yaşatılmasını istiyorlarsa oturacaklar. Bu yalnızca bir Kürt etnik kimliği üzerine çözüm süreci değil, bu ülkenin sorunlarının çözüm süreci bunun üzerine herkes gelip ortak bir paydada birleşmeli. Yoksa siz bunu kompartmanlara ayırarak bakarsanız bu işin içinden çıkılma olasılığı yüz üzerinden sıfır. Çıkamazsınız ki. Çıkamazsınız ki. Orada ortak payda bu ülke olmalı. Ortak payda demokratikleşme, ortak payda hukuk devleti, ortak payda ekonomik değerlerin hakça eşit olarak üleştirilmesi meselesi olmalı. Ve tabii buna bağlı olarak işte eğitim, öğretmen, sağlığa kadar bütün hepsini alt alta koyarız. Ama alt alta koyduğumuz zaman tamamı sorunlu. Tamamı sorunlu. İfade özgürlüğü başta olmak üzere. Nasıl başa çıkacaksınız? Siz örnek işte diyelim ki demin söyledi ya da kurmayların söylediği şekilde işte Kürtler kültürel hakları özellikle özgürlük alın. E, bir bölümüne verdiniz. E, bir bölümünün değil ki sınırları içerisinde yaşayan bütün etnik kimliklerin problemi bu problem eğer vatandaşsak tanımı vatandaş tanımı hala geçerliyse millet olmak hala geçerliyse e, ortak çözüm için işte sizi biz meclise gönderdik itişip kakışın diye göndermedik ki kardeşim çıkıp çok güzel salı günleri çıkıyor kitleye konuşuyor oradaki milletvekilleri de parti başkanı onların isimlerini yazarak şu karşılık bu karşılık. Milletvekili seçtirdiği için bir sonraki dönemi de garanti edebilmek için ne söylerlerse söylesinler taparcasına ayağa kalkıp alkışlıyorlar. E şimdi buradan bir yere çıkamayız ki çıkamıyoruz zaten. Çıkamıyoruz. Oradan konuşmada herhangi bir milletvekili kaldırıp bir dakika Sayın Genel Başkan dur yanlış söylüyorsun diyebiliyor mu? Bunu diyemediğin sürece bu kayıkçı kavgası devam eder gider. Yeni bir <laughs> Yeni çözüm süreci değil. Çözüm sürecini Türkiye'de böyle yani ağzını alacak çok çeşitli siyasetçilerin olması gerekiyor. Adı olmak ben... zorunda değil. Tamam onu söyleyeyim. Ya önce şunu söyleyeyim. Bak bu çözüm süreci meselesi çok tartışılıyor ya. Ben Türkiye'nin kendi sorunlarını, kendisini çözme kapasitesine inanan bir insanım. Sen Moro'ya gitmişsin, ara bulucu olmuşsun. Moro'da 40 yıllık şeyi çatışma dönemini bitirmişsin. Şimdi burada çözüm süreci kısmında yanlış olan neydi? Bir PKK'nın tek başına muhatap alınmasıydı. İki, devlet içerisinde FETÖ ve benzeri yapıların ve hocamın ara istasyon dedikleri birçok örgütlerin işin içine sokulmasıydı. Üç, İngilizlerin hakemliğinde bu işin yapılmasıydı vesaire falan. Şimdi ama sonuç itibariyle bir sorunumuz var mı? Bir sorunumuz var. Sorunu çeşitli isimlerle adlandırabilir miyiz? Birini Kürt sorunu der, birini demokratikleşme sorunu der, biri yerel hak der, biri ana diller der, der der. Ama sonuçta ben çözüm süreci değil, Türkiye'nin bir demokratikleşme sorunu bir alt başta olarak Kürt meselesini okumak gerektiğine inananlardanım. Üst başlığımız Türkiye'nin demokratikleşme sorunu. Bunun altında Alevilerin, Kürtlerin, onların, bunların tüm, sistemi falan tüm herkesin kapsayacağı. Dolayısıyla burada bir şey yapılacaksa sadece Kürtler üzerinden bir şey yapıldığı izlenimin verilmesinin çok doğru olduğuna inanmıyorum. Ama işin ilginci şu. Şimdi tam bu açıklama yapıldığında Sayın Perinçek'in açıklamasını ben okuduğumda İlker Bey Perinçek'in partisinden o da PKK ee, yöneticilerinden Bese Hozat'ın açıklamasını paylaştı hmm. diyor ki ya biz diyor Perinçek Sayın Perinçek bu açıklama yaparken diyor terörist başı diyor Bese Hozat diyor, başka bir açıklama yaptı o da diyor ki <laughs> eğer Türkiye'de bir barış olacaksa o zaman Bakçeli Erdoğan İmralı'ya gitsin apoyla ile görüşsün şimdi bunu niye ifade ediyorum kiminle algıladığıyla alakalı yani şimdi PKK biz barış diyor e barış dediğinde şimdi ne kapsayacak ne kapsayacak? Sen sadece Türkiye'de değilsin ki yani neyi kapsayacak? Mesela Suriye'de Suriye'yi mi kastediyorsun? Ben açık ve net söyleyeyim. Bana göre Ankara, Ankara'daki siyasi akıl, kurma akıl. Şimdi Devlet Bey'in o hocamın okuduğu cümle bunun üzerine çalışılmış. Ve Devlet Bey dedi ki ben Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşması üzerine cesaret aldım. Ve bunun üzerine bir yumuşama eğilimi veriyorum. Şimdi Devlet Bey, mesela Mustafa Destici gidip HDP'nin elini sıksa başka bir şey. Demin elini sıksa başka bir şey. Sayın Bayevet Bahçeli'nin gitmesi başka bir şey. Yavuz Ağaroğlu'nun meclise gidip şey yapması başka bir şey. Yani olursa meclise. Şimdi Sayın Bahçeli'nin temsil ettiği bir şey var. Bir, Cumhur falan ortağı. İki, Türkiye'de güvenlik bürokrasinin öteden beri istediği çizgi AK Parti'yi getirmiş bir siyasetçi. Üç, bu konularda toplumu Sayın Erdoğan'dan önce de hazırlayan bir siyasetçi profili var. Ve yani sonuçta öyle. Bir şey olacaksa önce Sayın Bahçeli'yi bir alıyor yumuşatıyor veya karşı şey üzerinden koyuyor. Bu ben bunu şuna benzetiyorum. Demirel AT görüşmeleri değil mi? Avrupa topluluğu görüşmelerine zamanda giderken herhangi bir şey olduğunda ararmış. Ankara'da bir 100 binlik miting yapın. Ondan sonra çıkarmışlarmış ki bak halk istemiyor hani. Ben ne sıkıştırıyorsunuz? Bak 16 7 <laughs> Eylül 1955'te yaptılar. Ne bedeli ne oldu? <laughs> Şimdi o nedenle şey şu. Bence Ankara şunu görüyor. Bu uluslararası anlamda PD üzerinden PKK üzerinden, Süleymaniye üzerinden yeni bir durumla karşı karşıya olduğunu görüyor. Ve dolayısıyla da iç cephe dediğimiz kısmı gerçek anlamda diri tutmak istiyor. Ve diri tutmanın şeyi sadece lafla olabilecek bir şey değil bu. Şimdi bu ezberler bozun, yani şu ezberle gidilirse yani işte git deme PKK'yı kına. <laughs> Adam kınamıyor. Olduğum yerde duruyor, kınamıyor. Ama sen meclisi almışsın, seçmiş, Sonuçta o milletvekillerinin de kendisine göre bir halk iradesi buraya kadar getirmiş. Sen şu ana kadar neyi tartışıyordun? Evet bir siyasi parti ama meşruiyetini ben tartışıyor diyordum. Diyorsun. Niye? Ya işte terörle arasında mesafe koymuyor, şiddeti artıyor vesaire vesaire. Ama sonuçta senin meclisinde. Bence Sayın Bahçeli aslında deme, dem üzerinden PKK'ya, PKK üzerinden PYD, PYD üzerinden onun arkasındaki güçlere şunu söylüyor. Ya biz bu noktada önce bir adım atıyoruz. Bu adamı iç cepheyi diri tutmak istiyoruz. Fakat bu cephe diri tutulmazsa da her şeye hazırlıklıyız. Tarzı okuyorum ben. Ben çok açık söyleyeyim. Ben böyle okuyorum. Yani bugün Sayın Bahçeli'nin tuttuğu el, yarın bir uyarı, yarın aynı ben uyarı olarak görüyorum. Yarın Orhan Doğanların, Nusret Emiral'ın talebiyle o arabatsa kapalarının şey yapılarak o görüntüler... o çirkez elazanalan falan. Yani öyle bir sürece doğru. Ben çok açık söyleyeyim gitme korkusu yaşıyorum. Sebebi şu. Çünkü uluslararası anlamda bir panik havası var. O panik havası da şu. Şimdi İsrail hepimiz biliyoruz. Yani İsrail bu bölgede bir şey yapacaksa vekalet savaşı kullanıyor. Amerika yıllar DAEŞ üzerinden bu bölgede vekale savaşını yürüttü. Hepimiz gördük. Yani bu yeni bir şey de değil. Ve bunu DAEŞ de inkar etmiyor zaten. O nedenle bence iç cepheyi diri tutalım yaklaşımı. Şimdi bir adım geldi. Şimdi bu şuna benzemiyor mu? Yani ben şu ana kadar seninle konuşmuyordum. Ben İpek'le konuşmaya başlıyorum. Sıra kimde şimdi? İpek'in atıcı adımda. Peki İpek'ten ben ne bekliyorum? Mesele orası bence. Kınamasın değil mi? Kınama, kınamadan ziyade yani. kınama meselesi Bence burada Suriye meselesi kritik işlerden biri. Irak meselesi tamamıyla bana göre biraz daha farklılaştı. Üçüncü şey şu olabilir İpek. Mesela hala PKK'da bu ülkede niye silahı bırakmadığı ile ilgili hepimiz aynı soruyu soruyoruz değil mi? Sayın Soylu ne demişti? Daha da terörist kalmadı demişti. E peki seçim döneminde orada burada sürekli DEM üzerinden, HDP üzerinden, PKK üzerinden böyle baskılanan bir şey de gördük. Peki niye mesela şu an bir şey yok? Bir de bunu ben söyleyeyim mi söylemeyeyim mi diye çok tereddüt ama söyleyeyim. Şimdi PKK da strateji değiştirdi. PKK'nın strateji değiştiği Türkiye'de tartışılmıyor. PKK yöneticileri daha önce hocam bahsetti o Kemalizm meselesini o yüzden sordum. Demokratik özellik meselesini söylemişlerdi ona vurgu yapmışlardı. Ama en son PKK'nın yöneticileri yaptığı açıklamada bağımsız bileşik bir Kürdistan'dan bahsettiler. Bu PKK'nın kuruluşuna vardı. Daha sonra bu revize edilmişti. Demokratik cumhuriyete döndürülmüştü ve bunu dinlendirmeye başladılar. Yani bu bambaşka bizi bir noktaya yani götüren. Ne, ne diyor Nevzat? Diyor ki o açıklama şunu söylüyor. Bu mesele yalnızca Türkiye'deki Kürtler değil, Irak, Suriye'deki, Suriye bölge Irak'daki. bütün diyor Kürtler. Çünkü şöyle, Tabii. şöyle. Yani ben e, PK yöneticilerinin açıklamaları çok açık açık, açık kendi Fırat Haber Ajansından tutun her yerde var. E, bu şunu beraber şunu beraberinde getirecek. Şimdi biz mesela Irak'ta bunu yaşıyoruz. Biz Irak'ta şu an Süleymaniye ile Erbil arasında bir ayrım yapıyoruz. Mesela Süleymaniye uçak uçurmuyoruz. Süleymaniye PK'yı desteklemekte, terörü desteklemekte itham ediyoruz. Gerektiğinde diyoruz ki bak bunu yaparız. Orada hı hı. örtülü operasyonlar yapılıyor. İşte sihalar ihalar üzerinden yöneticiler öldürülüyor vesaire falan. E şimdi Suriye'de şu ana kadar karşımıza çıkan tablo şu. Umarım görmeyiz. Şu ana kadar ABD'nin silahlandırdığı bir PYD'yi gördük. Ama biz Türkiye ile direkt şu ana kadar savaşan bir silahlı çatışma görmedik. Ya Türkiye bombalıyor ama PKK'nın o uzun süre sürdürdüğü eylem tarzını görmedik. Şimdi yarın Allah muhafaza diyeyim ben. Böyle bir tabloyla karşılaştığımızda iç cephenin ne olacağı ile ilgili bence şu an çok açık herkesin tavır alması isteniyor. ben öyle okudum. Doğru bir okuma ama. Doğru okuma tabii. Ben yani ama iç cepheyi sağlamlaştırma konusunda ne düşündükleri çok önemli. İç cepheden kastettiği husus ben ne söylüyorsam bunu emir telakki edin bu böyle yapılacak diyorsanız sağlayamazsınız. Hocam o değil. Ben şöyle Sağlı, iç cepheyi Şöyle öyle sağlıyorum ben. Onu. İçeride biz birbirimize kavga edelim. Kafamızı kıralım. Gözümüzü kıralım. Ama bana gelip dışarının kavgasını içeride yaptırmayın. Benim iç cepheden anladığım o. Yani biz içeride tartışalım. İçeride siz her şeyi söyleyin ama ABD'nin, İsrail'in, İngiltere'nin kavgasını getirip demokrasi kılıfı altında ne yapmayın. Benim bu kayu meselesinden önce de anladığım buydu. Şu anda anladığım bu. Ama şöyle bir şey söyleyeyim mi? <laughs> Unutmayınız ki Türkiye'nin şu anda içinde sokulmuş olduğu sarmal ABD'nin, İngiltere'nin her neyse müesses nizamın aktörlerinin bu ülkenin elleri içinde olarak o kazanı karıştırmalarını biz kendimiz müsaade ettik ve müsaade etmeye devam ediyoruz. Ne yazık ki. Nasıl çekeceksiniz ellerini? yarattığı işte sokuldu. yani şöyle çatışma ortamına dönerse iş herkesin kendisine göre vekalet savaşı yürütüyor örgütleri var çatışmaya dönerse ama sonuç itibariyle şunun farkına varması lazım ben çok açık söyleyeyim Kürtlerin de Arapların da Türklerin de Farslıların da <laughs> ABD bu bölgede kalıcı değil bu bölgede halklar yaşayacak yani biz Kasır Şirin'den beri İran'la yaşıyoruz biz Suriye'deki Kürt de akrabayız biz Irak'taki Kürt de akrabayız. Dolayısıyla biz burada yaşayacağız. Uzun vadeli bir çatışma ortamı bölgede kimseye kazandırmaz. Bunun farkına varmak lazım. İki, artık iş çok değişti. Şu an en büyük, Kürtlerin en çok yaşadığı en büyük şehir hangisi? Ne Diyarbakır, ne Erbil? İstanbul. İstanbul. Ha. O nedenle bu paradigma değişikliğine bir ihtiyaç olduğunu, ben 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 bir manşet atacaksan Sayın Bahçeli o eli sıkarak bir paradigma değişikliğine ihtiyaç olduğunu söyledi. Şimdi onun cevabını bekliyor derim. Evet. Ee, Ama Ahmet Yavuz Paşa yazmış. Hı. Erol Hoca'ya katılıyorum. İç cepheyi güçlendirmek demek herkese eşit hukuk demektir. E, tabii canım evet. herkesi anlaştırmak değil yani öyle bir şey olur mu? O o bambaşka bir şey. Yani zaten bizim basın üzerinden de medya üzerinden de akademisyenler üzerinden de itiraz ettiğimiz şey şu itiraz etmek kültürünü ortadan kaldırırsanız herkesi birbirine biz altılı masayla ilgili benim en büyük Ben çok net eleştiri koyuyordum. Diyordum ki ya ben altılı masanın olması gerektiğine inanıyorum. Ama şöyle inanıyorum. Saadet CHP'ye benzemeyecek. CHP Saadet'e benzemeyecek. Herkes kendisi kendi kimliğiyle itirazını dinlendirecek. Kendi kimliğiyle var olacak. Şimdi o altılı masada herkesi birbirine benzetmeye çalıştılar. Tabii ki çepede herkesi birbirine benzetmeye çalışmayacaksın. Tabii çünkü farklı düşündükleri anda kavga ediyorlar dedi. Ama yani. işte zaten demokrasi dediğiniz şey bunu başarabilme. Yoksa herkes aynı sınıfa sokarsan herkes aynı... O zaman şöyle... AK Parti'ye itiraz edemezsiniz. Yani biz bugün mesela CHP'de birçok şey niye eleştiriyoruz? Diyoruz ki sen gücü eline aldığında özellikle belediyeler için söylüyoruz. Ya aynı şeyi yapıyorsan o zaman bana şöyle gelmeyeceksin. Ya işte AK Parti iyi, CHP kötü, CHP iyi, AK Parti kötü gelme. O zaman bizim sistemi tartışmamız lazım. Bize sistem tartıştırın. O sistemin aksaklıklarının, o sistemin kötülüğünü görelim. Mesela birbirine benzeme meselesi. Çok açık söyleyeyim. Birbirine benzememenin en iyi yeri neresidir? Parti gruplardır. E şöyle ben bugün mesela Sayın Özel'in attığı Suriye ile ilgili şeye. Şimdi CHP aynı AK Parti'yi kopyalıyor. AK Parti Genel Merkezi medyası bir tweet atıyor herkes o tweet'i şey yapıyor. Ben bugün Sayın Özel mesela izleyici de yazsın. X platformuna girsin. Suriye Özel yazsın. Hep aynı tweet çıkıyor. Ama farklı kişilere çıkıyor. İşte milletvekili atıyor parti. Ya bu mudur? Veya parti içerisinde AK Parti CHP için hepsi için söylüyorum. İlk o birbirine benzememeyi orada sağlamanız lazım. Ama herkesi benzetiyorsunuz. Yani hocam biraz önce söyledi ya milletvekilleri. Parti grubunda kaç kişi böyle bir saniye ya. Arkadaşlar biz ne yapıyoruz? Bir saniye. Mesela şu en son işte belediye başkanının... İstanbul Sözleşmesi konusunda bile sesini çıkaramadı. Aynen, Aa, aynen öyle. En evet, son bu şeyin e, belediye başkanı, kadın belediye başkanı. Ha. Yani ona yapılanlar. Şimdi savunmaları kim yapıyor? CHP'de bir grup diyor ki bizim alakamız yok. Öbürü diyor ki falan. Ya bir saniye ya. Ya bir kere baştan şunu söylemeniz lazım. Kimden gelirse gelsin bu ahlaksızlıktır ya. Bu adam özel hayatı, kadın özel hayatı sen neyi ama nedir? Şöyle bakılıyor. Kime yarıyor? Kim işleyebilir? Kime verebiliriz? Kim çıkarabilir? Benim hep itirazım bu. Yani İstanbul söylüyorum işte belediyenin özel kalemleri. Belediye fark etmiyor. AK Partisi, CHP'si, MHP'si de mi? Yani özel kalemleri, bütçeleri, harcamaları hepsinin aynıdır. Araç alım ihaleleri hepsinin aynıdır. Meselenin imar meselesi hepsinin aynıdır. İkinci kasa meselesi bütün belediyelere de aynıdır. E şimdi birisi bana geliyor diyor ki ya AK Parti mi CHP mi? Ben diyorum hayır sistem. Fark etmiyor ki yani eğer birisi Argo tabirle söyleyeyim. Çalacaksa yani biri az çalmış çok çalmış falan öyle getiriyor. Yani sınıflandırma öyle. Nevzat Çek öyle bak diyor. Aa, bu 8 çalmış ben 4 çalıyorum. Hayır abi ikiniz hırsızsınız ya. Çalıyor ama ya, çalışıyor. Çalıyor insan, dan, çalıyor çok yani. O yüzden yani. Ahmet Paşa'nın söylediği doğru. Bu ülkedeki en büyük mesele birbirine benzememeyi sadece siyasi olarak değil her anlamda ayrı ayrı düşünen insanı bizim baş tacı etmemiz lazım ama ayrı düşünen insana biz ya deli diyoruz ya psikopat diyoruz ya Başka bir şey diyoruz, onu toplumdan uzaklaştırıyoruz. Hayır, hocam biraz önce söyledi izleyiciye atmış oyuncaklarla ilgili. Diyor ki ya evet, bütün şeyler hayaller. Mesela deniz altında 20 bin fersah yaptığın hmm. zaman gidiyorsun deniz hayal edebiliyorsun. Çünkü hayal edeceksin ki yapacaksın bunu. Tamam. Hayal etmeye izin vermek lazım. Bak bir şey daha söyleyeyim o konuda. Bak üç meslek var İpek. Strateji derslerinde anlatırdım. Bak üç meslek var. Bunlar bizim hayal dünyamızı tetikler, genişletir. Nedir üç meslek? Birisi mimarlık, birisi sinema, üçüncüsü moda dünyası. Lütfen rica edeyim sizden. Şöyle bir düşününüz. Mimari dünyada. Mimar Sinan'ı geri alın kaç yüzyıl önce yaşamış. Dünyanın yahu şu Türkiye'de falanca mimarın yarattığı şu stil Madrid'de taklit edilmiş olsun. Bir tane örneği yok. Sinema dünyamıza bakın. Aynı şekilde ne senaristlerinizde falan filan bak hiç çıkmıyor. Tamam ödül alıyorlar mı alıyor. Onları kasted öyle söylemiyorum. Üçüncüsü moda dünyasına lütfen bir bakar mısınız Yani? En şey modacınız şöyle bir şey söylüyor. Şalvara ben ayrı bir yorum getirdim. Çağdaşlaştırdım. Ne yaptın baba şalvarı? Efendim diz kısmına düğme koydum. Gerek yok bizim Siverek'te hepsini, gergede hepsi var mı onların? Görmemişler ben, işte onları. İşte ben var. de onu anlatıyorum. Ünlülük hepsi var. Efendim ben de onu anlatıyorum. Bin dallıya bilmem ne. Ya bin dallı diyorsun. Delirdiniz mi siz? Bu ülkenin kültürü o kıyafet. Ne yaptınız kardeşim? Şimdi bunlar olmayınca bizim düş dünyamızı gelişmiyor. Hocam bir şey söyleyeyim. ya Cumhuriyet dönemi. Yani açtığın için söyleyeyim. Cumhuriyet dönemi. Bana cami örneği verin hocam. Bak ben mesela çok eleştiriyorum. Şimdi Dalokay'ın yaptığı model örneği sürdürmediler hayır, mesela. Sürdü o Pakistan'da. Bak işte ha, yaptırtmadılar 2 23 tane var. Yo, bak Şakir'in cami var. Var Hı. güzel. Sancaklarının var tamam mı? Ankara Kocatepe var ama. Şimdi Anadolu'da de, ve Anadolu'da ada, ve adada İstanbul'da var, Çamlıca'da yapılan cami dahil. Hepsini biz nereden alıyoruz? Mimar Sinan'ın. Mimar Sinan. Siyan, yani? Ya bir saniye. Niye? Bir sen. biz Sen kendini biz niye yeni bir yorumlama yapmamız gerekiyor değil mi? Şimdi bu bunu, bunu niye söylüyorum? Ya bu ülkede gerçekten Çoğu şey bambaşka bir noktaya getirildi Yani yurt dışına çıkıyoruz hepimiz. Köprüleri görüyoruz, onu görüyoruz, bunu görüyoruz falan, dönüyoruz buraya. Diyoruz ki aa gördün mü binayı? Mesela bir an aya sürekli bakıyorsun. Gördün mü binayı falan, tamam. E sen mesela en son bu devlet ailelerine Selçuklu motifi tarzı bir şey getirdin. Zaten o bir kimlik oldu yani. Allah var şimdi ne kadar eleştirirsek de eleştirelim ama bir kimlik oluştu. Cumhuriyet dönemi boyunca bir tane, iki üç tane hariç cami örneği verememişsin ya. Niye? Sürekli eskiyi getirmişsin. Onun üzerine. Tamam mı? E var zaten adam en muhteşemini yapmış. Yani sen Süleymaniye'den, sen Selimiye'den daha iyi cami yapamazsın ki. Se i̇yi de koruyamamışsın. Sebebini yani. söyleyeyim. Bir, biz kopyacı bir milletiz. Kopyacılık en kolaycı. Kopyacıyız. Çünkü bütün yaptığımız şey ne biliyor musun? Yaratamayınca. Yarat, tabii. Söylüyorum işte önünde yaratıcılığını tetikleyecek bir şey yok. Şimdi mimari Fikirtepe'yi yıktı binalar ya. Rica edin bir dolaşsanız da Fikirtepe. Vallahi tepe. hocam ben bugün Sabiha Gökçen'den geldim. Fikirtepe bir rezalet. O yokken soktular. İnanılmaz. Yüksek yüksek binalar. Efendim değil nefes mi? alamıyorsun sokakta. Ya böyle bir zırbalık olur mu işte diyorsun hani Viyana'ya gidiyorsun bu da e gidiyorsun. Ne dolaşırken yüksek binaların arasında dolaşırken mutlaka gökyüzünü görürsünüz. Bakın. Ama mesela burada o gök, yok öyle gök bir şey. Ya. ya yok. Öyle. Edison benim programımdaydı. İşte biliyorsun Hı. Norveç'te yaşadı. İşte akademik çalışmalarını yaptı. Ne anlattı benim programımda? Dedi ki şöyle bir yasa var. Herkesin güneş hakkı vardır ve binalar konumlandırılırken arkadaki, arkadaki ve arkadaki hiçbir binanın güneşini önündekiler kesemez. E, şöyle diyorsun sen. E, güneş de bir İşte mi? şöyle. Hocam un kapanında bir SGK binaları yapılmıştı Tabii. değil mi? O binalara izleyici geçerken lütfen bir daha baksın. Hepsi şöyledir. İşte o dediğinizde güneş hakkı meselesini mesela orada uygulayabilmiş. Tamam mı? Ama çok az. Çünkü şöyle geliyorsun. Şimdi çıktığında diyorsun ki ya ben güvercinler için bak gidip Gülhane'nin orada falan güvercinleri bile düşündüm diyorsun. Yer açıyorsun. E sonra getiriyorsun hocam. Toplumun iki artı birinin içine koyuyorsun o mimari onun ahlakına, o mimari onun yaşantısına her şeyine müdahale ediyor. Hitler örneği var yani mesela o tahta odası var. Yani mimarinin insan hayatındaki etkisi üzerine. Bütün bunları alıyorsun ama sorun nereden kaynaklanıyor? Şimdi mimari söylüyoruz, müziği söylüyoruz, onu söylüyoruz, bunu söylüyoruz. Ya burada sorun bu çocuğun eğitiminden kaynaklanıyor. Niye kaynaklanıyor? E çünkü çok basit. Sınıfı geç, üniversiteli ol. Yani yakın zamana kadar ya ben kendi hayatımda 4 üniversite değiştirmiş adamım. Çünkü ben kendimi bulana kadar ana ağladı ama toplumda üniversiteli olsun tamam işe girsin tamam. Ya üniversite olacağına bu adam işini sağlam yapan bir manav olsun. İyi bir fırıncı olsun. İyi bir ara eleman olsun. Sonra işsizler ordusu. Ben hala bu ülkede şunu anlamıyorum. Bunu yaşadığım ben adam pazarcı. Çocuk çok iyi limon satıyor, çok iyi meyve satıyor falan. Üniversiteyi bitiriyor. Babasının tezgahı orada işsiz geziyor. Diyorum ki Niye, Niye diyorum. Çünkü. Evet diyor ki abi ben okudum diyor. Babasını da pazarcıyı da şey görüyor. Abi sen okuduysan o pazarı 3 tezgah 5 tezgah yap. Ne bileyim git işte başka bir şey yap. Yani o yüzden elimde... ara eleman bulunamıyor şu Aa, an. Işte, işte. Bir soru sorayım. Türkiye'de bir kadın profesör düşünelim. Bir balıkçıyla ile evlenir Konu mi? De buraya nasıl geldik? <gülüyor> Bak <gülüyor> bir şey söyleyeyim. Artık <laughs> bir, son 4 dakika Bak, diye izin veriyorum şey Bir balıkçıyla <laughs> evlenir mi? Kim? Kadın profesör olsun bizde. Bir balıkçı. Evlenir hocam. Evlenir, evlenir hocam. Bak şimdi. Yok evlenmem. Yaşadığım Stacia. örneği anlatayım. Avustralya'dayım. Dekan, Hı -hı. dekan üniversitesinde profesör kadın. Tamam bir şey. Ya bize davu be, be. bile dengi Bak, dengine diye laf Diye var, bir saçma şey sapan ya. bir laf var. Şey o zaman SPS'te de işte <laughs> Türkçe servisinde de yorumcuyum. Bir iş bulmuşum. Yorumculuk yapıyorum orada. büyük bir şansla. Neyse. Eve davet edildim. Orada öyle barbekü evet. partileri var. Öyle çok zarif insanlar, güzel insanlar. İşte eşi beyefendi de geldi. Konuşuyoruz, dikkatinizi çekerim. Onun için sordum o soruyu. Şeyde Melbourne'de Victoria Market'ten en çok meşhur bir yer var. Victoria Market'te balık tezgahı var. Balıkçı. Ama karısı DeKan Üniversitesi'nde profesör. Ve tabii ben Türk olarak ben falan oldum. Sonra çok basit bir şey söylendi. Bu mesele dendi taşınan o ünvanla ilgili değil işte Nevzat'ın söylediği eğitim bile. Çünkü o balıkçı dediğin adam da aynı eğitim öğretim sisteminden gelmiş. O profesör kadın da aynı eğitim öğretim sisteminden gelmiş. Aynı ahlak anlayışları var ve toplum bunu anlatmış ki bu iş yaptığın işle hiç kimse seni hakir göremez, küçük göremez. Böyle bir ya zırva bir, bir iş olmaz. Bir soru sorayım i̇ş, hocam. Bu ülkede güzel, zengin çok mal çaldığını cümle olarak ne diyoruz? Ne ne yani birisi işte brokat. Hmm. Çok büyük bir zengin iş adamı mal çaldı. Devletin hmm. malını çaldı, kan malı çaldı. Ne yaptı diyoruz? Devletin malı deniz, yemeyen yolsuzluk domuz yaptı diyoruz. diyoruz değil mi? Yolsuzluk. Çaldı hırsızlık yaptı. Ha yani. yolsuzluk ama fakir çaldığında ne diyoruz? Hırsız, Hırsız diyoruz. Olayı bu çok netleştiriyor. Çok ço doğru ya. Yani. Evet. Baklava çalan çocuğa 15 yıl veriyorsun. 15 yıl hapis veriyorsun. Tamam birisinin malı çalan kardeşim devleti soyuyor, çalıyor. Üstelik bir de vergi falan da vermiyor. Sürekli de bir de vergi. Af yasaları çıkarıyorsun. Teşvik, teşvik, teşvik. Teşvik, teşvik, Ondan sonra Nezat'ın söylediği mesele oluyor. Ya adam hırsız. Ama işte hırsız, hırsız, hırsız demiyoruz hocam. Yolsuzluk demiyorsun. diyoruz, diyoruz. diyoruz. on öbürüne hırsız diyoruz. Öbür bir ara ]den. konuşmuştuk ya hani ne kadar çalarsan çal, o mahalleye lüks arabayla giriyorsan affediyorsun. O af konuda hocanın bak sosyal medyada dönen bir şeyi var. Bu millet çok çalanı sever. Çünkü o dağıtır. Az çalanı sevmez. Çünkü o dağıtmaz diye. O canı meşhur konuşması var. Sosyal medyada çok dolaşan. Öyle Şu mi? Kaç milyon izlenmiş. Evet. Bilmiyor muydun onu? Kaç milyon? Kaç sene önce söyledim. <laughs> <Bu> kaç milyon izlenmiş. <laughs> <milyon> İpek <mı? gülüyor> e bir şey söyleyeyim ya. Bu evet. e, Filistin gazete. gazetecilerinin inisiyatifini çıkardığı bir gazete. E, i̇kincisi e, sağ olsunlar 7 Ekim'le ilgili Filistinli gazetecilerin <laughs> bütün şeyi. Orada hatta El Cezayir'in muhabiri vardı. Onun da şeyi falan var. Bunu da göstermiş olayım. Ee, hanım da işin içinde de eve gidemem o yüzden. <laughs> <Evet>. tamam, <laughs> Eline o zaman sağlık bir şey söyleyeyim. ben de aldım okuyacağım. Ben de o zaman <laughs> animasyon Atatürk hayatı film şimdi sizlere de göndereceğim fragmanını tanıtım. Yardımcı evet. olun lütfen. 25 Ekim'de Beyaz Perde'ye geliyor. Harika. Çok emek verildi. 3 bölüm olarak tasarladık animasyon. Özellikle çocuklar istiyoruz ki çocuklar izlesin. <laughs> animasyon onun için yapıldı. İlk bölüm Atatürk'ün 12 yaşına kadarki dönemi. Ondan sonra anlaşılabilir askerlik, subaylık, savaş. Üçüncü dönemde devlet adamlığı. Tabii başka figürlerde öteki kurucular da yer alacak. Sonsuz 90 yaşına kadar. He, 90 yaşına Animasyon. Kadar. Dahil. Tamam. Dokucu, şey 90'dan sonra insan çocuklaşıyor zaten. Tabii dahil. Evet. Efendim. Evet efendim çok teşekkür ediyorum. <laughs> Sağ olun. Teşekkür ederim. Biz teşekkür <laughs> ederiz <laughs> efendim. Şey gibi olmuyor mu? Saçlar <laughs> bir firması gibi. Bir şey söyleyeceğim. <laughs> <laughs> Saçların <gülüyor> çok güzel ama ya. Gerçekten. Vallahi program sonunda söylenir mi? Yani. Bunlar başta söylenir hocam. Yok hayır. Başta, söyle başta hayır, söylenir. Hayır efendim bunları. şimdi Esen başta söylenir. İyi söyle geceler Başta <laughs> öyle çok başta <gülüyor> fazla. <gülüyor>